İyi akşamlar. GEFES'in konulu ilahiyat tartışmaları, kısaca kitap toplantılarının 10.'suna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuşmacımız Profesör Doktor Kürşat Demirci. Göbekli Tepe bulguları açısından dinler tarihine yeni bir bakış adlı bir sunum yapacak bize. Geçen hafta yaz saati uygulaması Almanya'da geçildiği için saatlerimizde ufak değişiklik olmuştu bir saat. Önümüzdeki toplantı 2 Mayıs günü. Ali Bardakoğlu Hoca'nın sunumunda din, ahlak ve toplumsal sağduyu, maruf ilişkisi bağlamında İslam başlıklı sunumu dinleyeceğiz ondan. O zaman saatlerimiz normal geri dönecek çünkü Ramazan bitiyor, sıkıntı kalmıyor. Almanya saatiyle 20'de, Türkiye saatiyle 21'de toplantımızı yapacağız. Bunu da kısaca belirtmek istedim. Hocamı ben tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor Kürşat Demirci, 1961'de İstanbul'da doğdu. 1987'de İstanbul Üniversitesi Ön Asya Arkeolojisi bölümünü bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi bölümüne asistan olarak girdi. Bu bölümde Hinduizm Kutsal Kitapları Vedalar üzerine yüksek lisansını yaptı. 1995'te Tekvin'deki yaratılış kıssalarının çivi yazılı kaynaklardaki yaratılış kıssalarıyla mukayesesi başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Aynı fakültede doçent ve profesör oldu. Hoca çok ilginç pek çok eser yazdı. Örneğin dinler tarihinin meseleleri, Yahudi mistisizmi veya kabalacılık, Yahudilik ve dini çoğulculuk, eski Mezopotamya dinlerine giriş, Hint kutsal kitapları Vedalar, Ortodoksluğun teolojisi, Antakya teolojisi ve Nestorilik, Yahudiliğin diğer dinlere bakışı, dinlerin dejenerasyonu, atalar kültü, animizm üzerine gibi kitaplar. Özellikle kitap başlıklarını verdim. Konuların ilginçliğini görmeniz açısından ilgilenen arkadaşlarımız için. İngilizceden 10 kitabı var tercüme. Yerli yabancı akademik endeksi yayınlar arasında çıkan 75'i aşkın makalesi var. İslam Ansiklopedisi'nde pek çok madde yazdı. TRT belgeselde gösterilen 13 bölümden oluşan Medeniyet Kaşifleri adlı belgeselin sunuculuğunu ve danışmanlığını yaptı. Halen belgesel projelerinde yine görev alıyor. Çalışmaları arkeoloji ve antik dinler üzerine yoğunlaşıyor. Uzmanlık sahası özellikle eski Mezopotamya dinleri ve kitap mukaddes arkeolojisi. Kültür bilincini geliştirme vaktinin mütevelli heyeti aynı zamanda. Ve dinler tarihi, Yahudilik, İslamiyat, Hristiyanlık, Anadolu ve Mezopotamya tarihi kültürü üzerine yıllardır seminerler veriyor. Düşünce Okulu'nda seminerleri var. Özellikle Gılgamış Destanı'nı okuyup tercüme ediyor hocamız. Evet. Ve benim de beğeniyle izlediğim dersleri var. YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Adatepe Taş Mektep'te seminerleri var. Oldukça ilgi çekici. Umarım hala devam ediyordur bu mektep. Çünkü bu seneki programına ulaşamadım. İnşallah kapanmamıştır. Çok kapandı. Hoş bir... Kapandı mı? Çok çok yazık. Sofos'ta seminerleri var. Sofos'un çok güzel seminerleri ve gezileri var. Sayfasına girip bakmanızı öneririm hararetle. Marmara Üniversitesi'nden 2015'te emekli oldu hocam. Pek çok üniversitede, özel üniversitede dersler vermeye devam etti. Şimdi de Marmara Üniversitesi Kudüs Araştırmaları Merkezi açılmış yeni. Orada görev yapıyor. Ayşe Belirler'le yaptığı bir söyleşisinde 3 katlı ahşap evlerinin altındaki sonradan Bizans'tan kaldığını düşündüğü mahzen ve oradan başka yerlere açılan tünellerin gizemiyle geçirdiği çocukluk. Daha sonra 14-15 yaşlarında Denizli'deki antik şehir Hierapolis'i gezmesi onda arkeolojiye ilgi uyandırdığını söyler hocam. Arkeoloji okuduktan sonra da onunla çok yakından ilişkisi olan dinler tarihine ilgi duymuştur Kürşat Bey. Tarihin ilk dönemlerini ve primitif dinlerin inançlarını çok sihirli bulduğunu ya da Aramice metinleri okumaktan büyük keyif aldığını, bunlardan asla vazgeçemeyeceğini söyler hocam. Okuduğum makalelerin birinde Manastır üzerine söyledikleri çok dikkat çekici geldi bana. Manastır hayatı Mısır-Suriye çöllerinde ortaya çıkmış. Başta Kapadokya bölgesi olmak üzere Anadolu ve Latin dünyasında hızla yayılmış. Erken orta çağlardan itibaren Hristiyan dünyasının mistik hareketi olarak tarihsel süreçte güce muhalif yani resmi ve din anlayışına muhalif olarak ortaya çıktığını söylüyor hoca. İlginç bir tespit. Daha çok taşrada egemen olan manastır yaşamı basitçe mistik eğilimli müminlerin kendilerini İsa'ya adadıkları mekanlar olmamış sadece. Aynı zamanda halkın çevresinde örgütlendiği tekkeler haline gelmiştir diyor hoca. Tekkelere benzetmesi çok ilginç geldi.
Bu bağlamda Hristiyan iktidarların öngördüğü resmi din anlayışının dışında muhalif gelişiyor. Ama Latin Avrupa'da zamanla 13. yüzyıldan sonra manastırlar resmi din anlayışıyla uzlaşır hale geliyor. Gerçekten Hristiyan manastırcılığın dayandığı ilk temellerden biri Yahudi mistisizmidir tespitini yapıyor hoca. Geçen yıllarda Goethe Üniversitesi İslam Araştırma Bölümünün araştırma gezisine katıldığım Heidelberg şehrinde eski bir manastırı ziyaret etmek nasip olmuştu. Buradaki bitki bilimine dair kitaplar beni çok etkilemişti. Hala şifacı olarak manastırlar bitki bilimini kullanan ve eğitimini veren yerler olarak devam ediyor. Bizler manastırlarla ilgili çok şey bilmiyoruz aslında. Onu görmüş oldum ben bu ziyaretimde. Orta çağlardan itibaren rahip ve rahibelerin bu çabalarını mesela bilmiyordum. Bu koca kitapları görmeden önce. Osmanlı Yahudiler arasında gelişen bir akım olan mesela kabalacılığı hoca mistik bir akım olarak tanımlar. İslam'daki tasavvufa benzetir. Yahudilerin bu diaspora mental kırılmalara sebep olması, sürekli sürgün halleri batini yorumları getirmiş ve onları mistisizme yöneltmiştir der kabalacılıkla ilgili. Ve tasavvufa benzetir İslam'daki. Bildiği diller İngilizce, Fransızca, ölü dillerden Akatça, İbranice, Kutsal Metin İbranicesi yani. Sanskritçe, doktoradan önce yok, Sanskritçe Japonca falan yok artık. Yüksek lisanslı da ama, şu an yok. Evet, hiçbir şey aklımda kalmadı. Tamam. Japonca da öğrenci. O zamanlar yani, aynen yüksek lisanslı evet. Falan oldu. Evet, evet. Ama Akatça çok iyi derecede. Evet, Akatça, çünkü onu seminerlerinizde okuyup bir de tercümesini, yorumunu yapıyorsunuz. Birkaç yıl önce Ömer Bey'le Gaziantep'e bir program çerçevesine gittiğimizde Urfa'ya geçtik ve Urfa Göbekli Tepe'yi ve o iki şehirdeki müzeleri, oradan çıkan eserlerin orijinal yapılmış figürlerini sergilendiği müzeleri görme imkanı bulmuştuk ve büyülenmiştik. İnsanlık tarihinin evrelerini, dinler tarihini tamamen alt üst eden ve Alman arkeolog Klaus Schmidt'in bu buluşu aslında çok yankı uyandırdı bilim dünyasında. Biz de şimdi hocamdan bunun dinler tarihine etkisini dinleyeceğiz. Buyurun hocam, tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizi dinliyoruz. Söz sizde. Çok teşekkür ederim. Ben Rüya Hanım'a teşekkür ediyorum. Tabii bizim Tuğrul benim hem asistanımdı hem yüksek lisans danışmanlığını birlikte yaptığım, bana göre %50 arkeolog aynı zamanda Tuğrul. Tabii Mehmet Sait var, bizim hem meslektaşımız hem arkadaşımız hem de Doğu dilleri uzmanı, yani Süryanice, Aramice esas Mehmet'in çok iyi bildiği alanlar. Benim daha Akatça, ama onlar yakın tabii. Akatça, Aramice, Süryanice birbirlerine çok yakınlar. Akatça belki daha prototip onların. Tabii ben herkese de, yani katılan herkese de teşekkür ediyorum. Tabii hanımefendinin sunuşu da gayet böyle gece romantisizmine çok uygun bir ses tonuyla gayet güzel bir giriş oldu. Bu konuyu tabii çoğunuz biliyor. Belki çok çok iyi biliyorsunuz veya az biliyor olabilirsiniz. Ben tabii daha çok dinler tarihiyle ilgili yanını vurgulamaya çalışacağım. Biraz arkeolojisinden bahsedecek olsam bile. Fakat biz tabii az evvel hanımefendinin söylediği gibi bir TRT'ye yaptığımız bir belgeselde Turun da vardı o zaman. Yani biz ekran önünde dört arkadaştık. Birisi de Turun'du değil mi? Turun çok büyük bir belgeseldi o hakikaten. Orada da Doğu'yu falan böyle daha yakından görme şansımız oldu. Senle gittiğimiz o senelerde. Tabii ben daha sonra çok gittim Göbeklitepe'ye veya civarına. Biliyorsunuz ki şu an Göbeklitepe'yi, daha doğrusu bölgenin koordinatörü, yani taş tepeler denilen, içine Göbeklitepe'nin de dahil olduğu, benim birazdan tanımlayacağım, o bölgenin arkeolojisinin koordinatörlüğünü şu an Necmi Hoca yapıyor. Necmi Karol, profesör İstanbul Üniversitesi'nden, benim de arkadaşım. Necmi Hoca geçen sene şöyle bir karar aldı. Dedi ki yani bu kazıları, yani bu bölgedeki kazıları başka bilim dallarıyla koordineli çalışalım. İşte zoologlar, diğer antropologlar falan zaten var ve dinler tarihçileri. Yani böyle bir ekip kurdu hoca. Bu pandemide de onlara, yani Göbektepe'de çalışan arkeologlara ve kazı için bulunan, özel izinle bulunan o sırada öğrenci arkadaşlara veya arkeologlara bana şey anlattırdı hoca, birkaç bayağı bir 3-5 seminer, hani dinler tarihi ve arkeoloji nasıl ilişkili olabilir,
veya Göbektepe kültürü ve dinler tarihi nasıl ilişkili olabilir diye böyle bir koordinasyon da oldu. Tabii orada yani bu Göbektepe dediğim yerde ve Göbektepe sadece küçük parçasını oluşturacak aslında taş tepeler ifadesiyle tanımlanan bu yerde şu an son yani en son kazı sezonunda yazın falan çok enteresan şeyler çıktı, bulgular çıktı. Mesela Sayburç falan hani en böyle enteresan mekanlardan birisi Sayburç falan oldu. Son kazı sezonunda yani yaz sezonunda orada çok çok enteresan şeyler çıktı. Benim de dahil olduğum bir takım araştırmacıların fikirlerini destekleyen buluntular çıktı bu son çalışmalarda. Bu da hoşuma gitti benim doğrusu. Bu bölge tabii siz Göbektepe diye doğal olarak biliyorsunuz ama Göbektepe'de sadece bir nokta. Göbektepe gibi 13 kadar yer var şu an yeni yeni bulunanlarla birlikte. Bundan dolayı da bölgeyi bu taş tepeler terminolojisiyle adlandırma ihtiyacı hissetti bakanlık. Ve böylece biz artık mesela Göbekli Tepe diyoruz doğru ama başka yerlerde bulunduğunda bunların hepsini göz önüne aldığımızda bunların tümüne taş tepeler adı verilmeye başlandı. Ama taş tepelerin içerisinde birazdan sayacağım bir 12-13 yer var ama ben özellikle Göbeklitepe'yi esas alarak anlatacağım. Bunun sebebi de şu, en iyi çalışılan yer Göbeklitepe. Her ne kadar böyle çok vurucu ve devrimsel şeyler son kazılarda başka yerlerde çıkmış olsa bile ama en iyi bilineni, en eski uzananı Göbeklitepe. Dolayısıyla ben onu esas alarak, yeni buluntuları da kısmen göz önüne alarak size olayım ben arkeolojiden ziyade daha dinler tarihiyle ilgili yanını vurgulamaya çalışacağım. Demek ki taş tepeler böyle bir terminoloji üredi. Mesela bu coğrafya hepinizin zaten bildiği coğrafya. Tabii mesela bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi, Kuzey Suriye ve Irak ve bir de birazcık Lübnan civarı. Özellikle neolitik açıdan çok zengin. Prehistoria'nın bütün açısından zengin veya prehistorik dönemlerden sonraki süreçler için de zengin ama hani hem neolitik için hem neolitik öncesi paleolitik dönem için tarih öncesi dönemler için yani aşağı yukarı milattan önce 9000'ler yaklaşık milattan önce 5000-6000 arası neolitik dönem, kalkolitik dönem ve Göbeklitepe'nin öncesi neolitiğin öncesi paleolitik dönem milattan önce 9000'den daha önceki dönemler açısından baktığınızda bizim bu Güneydoğu bölgesi çok zengindir. Sizin de bu taş tepeler denilen o bütün buluntu merkezlerini böyle bir zamansal kuşağa yerleştirmeniz gerekiyor. Yani nasıl bir zamansal kuşağa? Özellikle Neolitik dönem kuşağına yerleştirmeniz gerekiyor. Yani bahsettiğimiz dönem ve bahsettiğimiz kültürler yaklaşık milattan önce 9000'lerde başlayan ve yaklaşık milattan önce böyle 7000'lere kadar çok canlı bir şekilde varlığını sürdüren, ondan sonra böyle hafif hafif azalan ve sonra da kalkolitik dönem dediğimiz yeni bir sürece giren bir dönemdir. Yani bizi ilgilendiren dönem özellikle bu neolitik dönem. Mesela bu yeni bulunan yerler, biraz onları da harita üzerinde göstermeye çalışayım. Mesela bakın Taşlıtepe, Kurttepe, Kara. Şimdi Necmi Hoca, Necmi Karın bütün bölgenin koordinatörü. Ama şu an kazdığı ana merkez Karahantepe. Tabii Karahantepe'de de yani inanılmaz şeyler çıktı. Özellikle büyük ihtimalle inisiyasyon alanları denilebilecek bir takım alanlar çıktı. Karahantepe, Haybet Suam, ondan sonra bizim Göbektepe bu noktada. Tabii Şanlıurfa'nın içerisinde de var biliyorsunuz. Gürcütepe, Yeni Mahalle, Sayburç, Yoğunburç, Ayanlar, Çakmak. Bakın bu tek tek dağları denilen bu bölge aşağı yukarı Kuzey Suriye ve Urfa, Harran civarında bulunan o tek tek dağları adıyla bilinen dağların bulunduğu alanlar. Ve o dağlar boyunca sıralanmış kültür izi bu. Şimdi haritada kafanızda biraz daha şekillendi. Bakın başka bir, mesela bir de şuradan bakabiliriz. Harran'ın biraz üzerinde Kuzey Suriye'ye doğru böyle neredeyse ince bir şerit boyunca uzanan birbirinden farklı 13 tane veya 14 tane alan ve muhtemelen daha yenileri de çıkacak. Büyük ihtimalle bizim Türkiye'dekinin benzerleri Suriye'de falan da ortaya çıkacak. Yani o potansiyel var. Hatta belki Ürdün'e doğru bile
aynı kültürün izleri, yine aynı mimari özelliklerle çıkma ihtimali var. Çünkü buna ait bir takım böyle enteresan arkeolojik bulgular var. Önce biraz yine haritaya devam edeyim. Bu Göbektepe, spesifik olarak Göbektepe. Bundan sonra geleceğim. Mesela şuna biraz bakılabilir. Hani dedim ya, bu Neolitik dönem dediğimiz dönemde bu bölge, yani Güneydoğu ve Kuzey Suriye ve Irak bölgesi çok canlı. Çünkü Neolitik şöyle bir şey, bu bölgenin Neolitiği şöyle bir şey. Paleolitikten Neolitiğe geçilirken aslında çok birdenbire geçilmiyor. Bunlara birazdan da geleceğim de. Fakat birdenbire geçilmese bile bu Neolitik dönemin başlangıcında, yani M.Ö. 9000'ler civarında belli ki bu bölgede, yani Fırat ve Dicle arasının kuzey tarafı, insanları çok derinden etkileyecek. Sadece fiziksel bir şeyden bahsetmiyorum, mental bir şeyden bahsediyorum. Bir takım olağanüstü şeyler yaşanmış. Bunu bir kısmı iklimle falan ilgili büyük ihtimalle. O iklimin insanlar üzerinde oluşturmuş olduğu nörolojik, fizyolojik, yani bütün bunları da göz önüne almanız gerekir. Yani adeta uzun bin yıllar boyunca adım adım gelen bir süreç burada patlamak değil ama biraz genişlemiş ve bambaşka bir kültür yapısının veya insan tipinin mental anlamda ortaya çıkmasına imkan tanımış adeta. Bakın çok zengin. Tabii Neolitik falan hani Anadolu'da başka yerlerde de var. Yani İç Anadolu'da var, kısmen Ege'de var, Karadeniz'de az da olsa var, Antalya civarında var falan ama şu Neolitik Orta Doğu'nun bu Kuzey Suriye Neolitiği şeydir. Daha böyle unik ve prototip Neolitiktir. O yüzden önemli. Şimdi harita kısmını bitirdik. Biraz metodoloji falan konuşayım. Yani nasıl hani olayı ele almak lazım. Şimdi metodoloji dediğimde çok uzatmadan şunu kastediyorum. Bir kere bizim elimizde bu kadar erken dönemdeki kalıntıları anlayabilmemiz için yazılı belge yok. Yazıyı beklemeniz gerekecek. Yani aşağı yukarı 9000 ile yaklaşık M.Ö. 3000 civarı. Demek ki 5-6 bin yıl yazının çıkmasını beklemeniz gerekecek. Yazı olmadığı için de sizin bu bölgedeki bütün çalışmalarınızı arkeolojik ve antropolojik malzemelere dayandırma zorunluluğunuz var. Arkeolojik malzemelere dayandırmak ne demek? Şu demek, bulunan mimari buluntular, bulunan bir takım aletler, bulunan avlanma ile ilgili aletler, işte ok veya buna benzer işte vurucu, delici, kesici bir takım aletler, el aletleri, bütün bunlara mahkumsunuz ve bir de antropolojik verilere mahkumsunuz. Onlarda bulunan iskeletler, iskeletler üzerinden yorum yapmak. Bir de tabii zooarkeoloji denilen, arkeobotanik denilen, arkeobotanik dediğimizde ne anlıyoruz? Yani o dönemlerde kullanılan yiyecekler, içecekler neyse bütün bunların değerlendirilmesi. Tabii arkeometri denilen bir alan var arkeolojide. Arkeometri çok spesifik bir alan. Benim de aslında çok bildiğim bir alan değil. Yani çok teknik için bildiğim değil, daha çok sevmediğim için girmediğim bir alan ama mesela arkeometri açısından baktığınız zaman bu arkeozooloji, arkeobotanik, antropoloji, buluntular, insan iskeletleri üzerindeki o yaş, zaman, cinsiyet tespitleri falan bunlar çok gelişmiş durumda şu an. Yani hani Türkiye'de de bir iki yerde ODTÜ, işte Hacettepe falan hani oralarda da buna benzer test çalışmalar yapılıyor falan. Batı'da daha yaygın ama burada bulunan antropolojik veya o yiyecek ya da buna benzer şeyler bir arkeometrik eliminasyondan geçiyor. Öyle çok spekülasyon yapmıyoruz yani. Neticede arkeolojiyle ilgili malzemeler özellikle yani kalıcı materyal malzemeler, kapkacak falan neyse aletler bunlar daha böyle yorumlara dayalı, mukayeselere dayalı yapılan bir takım şeylerden kaynaklanıyor. Burada yani mesela Göbekli Tepe üzerinde veya genellikle taş tepelerin bütün kalıntıları genelinde baktığınız zaman sizin yapmanız gerekli olan şey şu. Bulduğunuz malzemeleri bir kere tarihini bir yerleştireceksiniz. Yani işte tamam şu döneme yerleşiyor, tamam. Zamansal olarak yerleştirdiniz, eyvallah. Ama bunun yorumunu nasıl yapacaksınız? Yani mesela inanç tarihi açısından veya başka herhangi bir tarih konsepti açısından bunları yorumlamanız lazım. Yani sizin Göbektepe'de bulmuş olduğunuz o biçim, yani T biçimli taş dediğimiz şeyler böyle tesadüfen
basit bir mimari örgü olarak dikilmiş değiller. Belli ki onların arkasında arketipsel bir inanışla herhangi bir dibi psikolojik, dine dayalı ama bir dibi var onun. Ve çoğunlukla da bilinçaltındaki arketiplerden kaynaklanan bir şey o. Şimdi onları nasıl yorumlayacaksınız peki? İşte onları da sizin daha sonraki dönemlere, yani günümüze daha yakın dönemlere benzer malzemeler varsa onlarla mukayese ederek yorumlama şansınız var. Yani biz oradaki mimari buluntuları, arkeolojik buluntuları, arkeometri konusunu bir yana bıraktığınızda, yani antropolojik buluntuları bir yana bıraktığınızda daha arkeolojik malzemeleri nasıl yorumlayacaksınız? Sonraki yüzyıllarda, sonraki bin yıllarda benzer malzemeler varsa onlarla mukayese edeceksiniz. Çok daha geç dönemlerde olsa bile çivi yazılı, işte Akatça, Sümerce, bütün primitif diller, yani neyse yazıya geçirilmiş diller. Onlarla varsa onlarla mukayese edeceksiniz veya ne yapacaksınız? Üçüncü şıkkınız, modern zamanlarda hala o kültürleri, yani primitif kültürleri az çok devam ettiren topluluklar varsa dünya üzerinde, işte Afrika'da, Avustralya'da, orada burada, onların kültüründe benzer şeyler varsa onlarla mukayese edeceksiniz. Öyleyse metodoloji olarak sizin elinizde arkeometrik kısmını bir yana bıraktığınızda yapacağınız temel şey bu üç tane şeydir, mukayesedir yani bunların hepsi de. O yüzden metodoloji dediğimde bunu anlayın. Tabii ben biraz böyle ana hatlarıyla geçiyorum. Ben çok da zaman almamaya çalışıyorum. Aslında mesela benim çok ilgilendiğim alanlardan bir tanesi bu arketipler meselesidir. Yani ben onu böyle zaman zaman orada burada gündeme de getirmeye çalışıyorum ama o da çok spesifik bir şey ve bambaşka bir konu. İnsan bilincinin tabiat karşısında geliştirmiş olduğu bir takım, ne diyeyim ona, fikirler diyeyim, onların bilinçaltına nasıl depo edildiğini, günü ve konjektürü geldiğinde bilinçaltına depolanmış olan o şeylerin belli bir nörolojik sistem sonucunda beynin dışına, dış dünyaya bir fenomen olarak nasıl yansıdığını ve o yansımış olan şeyleri nasıl gördüğünüzü anlamadan aslında çok bu gibi malzemeleri değerlendiremiyorsunuz. Ama bu da başka bir hikaye. Ben yine konudan çok sapmayayım. Sadece böyle küçük ipuçları vereyim. Şimdi önemine geleyim biraz. Şu, yani bu Göbekli Tepe hikayesi neden önemli? Yerleşik arkeoloji modeli, yani bilim adamlarının, arkeologların ve antropologların bugüne kadar geliştirdiği kuramlar arkeoloji ve antropoloji bağlamında böyle 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın ortalarına doğru olan bir dönemde atıldı. Yani mesela biz öğrenciyken falan bizim okuduğumuz arkeoloji literatürü ve modelleri hep böyle 1930'lu yıllarda falan atılmış, öne sürülmüş tezlerden falan kaynaklanıyordu doğal olarak yani. Ki o tezlerin hani bir kısmı da öyle boş tezler değil şüphesiz. Fakat o tezlerin söylemiş olduğu ana argüman şuydu: İnsanlık tarihinde inancın, dinle ilgili şeylerin, yani bu din ve inancın o zaman nasıldı, şimdi nasıldı kavramları da biraz şu an konuşuyor. Neticede soyut bir takım kavramlardan bahsediyoruz yani. İnanca yönelik bir takım kavram. İnancın tanımını da yapabiliriz yani bu alanda ne? Ama belki sonra bırakırım onu. Bize söylenen şuydu: İnsanlar ilk önce, bu tabii biraz şundan da kaynaklanıyor, yani erken dönem arkeologları, yani o 30'lu yıllara kadar olan arkeologlar, onlarda böyle bir Marksist rüzgar var. Yani Marksizm bayağı etkilemiş onları. Onlar şöyle diyorlar, diyorlar ki yani ilk önce aslında bizzat pratik, eylemsel, nesnel yaşamlar var oldu. Yani insanlar ilk önce zorunlu bir takım pratik şeyler ürettiler. Aletler, bilmem neler. Yani çünkü hayat zordu ve ilk üretmeniz gerekli olan şeyler bunlardı. Erken dönemlerde bundan dolayı o dönemin arkeologları böyle çok komplike inanç biçimleri falan aramadılar. Yani dediler ki evet, inanç muhtemelen bir şekilde vardı ama çok tali bir şeydi veya belki bazı toplumlarda hiç yoktu bile. Ama bu gelişti, zamanla gelişti, evrimleşe evrimleşe gelişti. Hele tarihin bu kadar erken döneminde, yani Neolitik kadar erken bir dönemde
böyle çıkılacak da olağanüstü inanca yönelik olduğu varsayılan bir takım kutsal kült alanları yapılacak. Bunları hiçbir zaman düşünemezdiler. Şimdi buradan baktığınız zaman bu Göbekli Tepe kazıları klasik ya yani arkeolojinin getirdiği bu klasik argümanların aslında doğru olmadığını gösterdi. Mesela bakın bunlar şeydir aslında hani bunlar böyle ikincil meseleler gibi geliyor ama böyle arkeoloji şeyinde bilim jargonunda bunlar önemli aslında. Yani yeni bir alan açtı bize bu. Demek ki bir böyle bir şeyi böyle bir klasik argümanın dışına çıkılmış oldu. Yani ne oldu? Çok 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 erken dönemde epipaleolitik denilen paleolitin son dönemi veya neolitin başları veya neolitin işte ilk dönemleri kadar erken bir dönemde insanların bu kadar inancı yönelik böyle bir alan geliştirmiş olması böyle bir devrimsel şey yarattı arkeolojide. Bu birdir. İkincisi şu, bu daha böyle arkeolojinin içinde olan bir şey. Şimdi ikinci diyeceğim, o da şu. Bu kadar erken bir zaman içerisinde bu kadar komplike arkeoloji tekniklerin, yani mimari teknik olabilir, bir takım transportasyon, yani herhangi bir malzemeyi, çok uzaktan bir malzemeyi oraya kadar getirme, orada işleme gibi şeylerin bu kadar erken dönemde olacağını yine hiç kimse varsaymıyordu. Herkesin çünkü düşündüğü şey şuydu, komplike teknolojiler, yani çünkü Göbektepe komplike bir teknolojidir. Yani inanılmaz komplike. Yani şöyle düşünün bence, adamın elbisesi yok ama Mercedes'i keşfetmiş. Yani biraz mantığı bu hakikaten. Bu kadar erken dönemde bu kadar hem toplumsal bir komplike hem mimari işleme bağlamında bir komplike gelişmişlik olması hiç beklenmezdi klasik arkeoloji kuramlarında. Ki o klasik arkeoloji kuramlarının da babalarından biri mesela ben yazmışım işte Gordon Childe'dir yani İngiliz arkeolog. Gordon Childe de aslında tanınmıştır. Kendini yaratan insan, tarihte neler oldu. Yani Batı'da da Doğu'da da şey klasik bir isim ve önemli bir isimdir yani. Ama bu klasik kuramlar çoğunlukla böyle Gordon Childe ve ekibi tarafından oluşturuldu. O yüzden o anlayış, bu anlayış yani Childe ve ekibinin anlayışı biraz burada ortadan kalkmış oldu. Ve insanların çok erken dönemden itibaren çok yoğun bir inanca, inancın mahiyet önemi değil, sahip olduğu, burada en önemli şey ölüm sonrası hayata inanmak belki. Ve bu kadar erken dönemde bu kadar güçlü teknolojilerin bulunmuş olması bizim keşfettiğimiz, şimdi artık biz arkeolojiye başka bir yerden bakabiliyoruz yani. Tabii sonra dünyanın o kadar çok yerinde birazdan örnek vereceğim böyle göbektepeler çıktı ki Almanya'da orada burada falan yani. Son 5-10 yılda yeni yeni keşifler birbirini izledi. Şimdi demek ki böyle bir önemi var. Bu alanın böyle bir önemi var. Peki bu alan mesela sonu baştan söyleyeyim ben. Adrenalini çok yükseltmeden veya dağıtarak yani. Burası neydi yani? Burası ney peki? Burası benim birazdan tanımlayacağım, sizin de bildiğiniz atalar kültü denilen ve çok primitif bir inancın dinler tarihinde var olan bir kavram bu, atalar kültü. Yani atalar kültü kavramı 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başları, 1950'lerde yeniden revize edildi falan bu görüş. İnancın en erken şekilleri nasıldı diye tezlerden bir tanesidir. İşte bu bölgenin veya bu yapı türlerinin atalar kültü denilen bir inanç biçimiyle alakalı olduğu anlaşılıyor. Bunun nasıl olduğunu da mantığını size söyleyeceğim. Demek ki burada önemi diye bir şey, bir bölüm gördünüz ve atalar kültü diye bir şeyi hepiniz biliyordu ama yine ben söylemiş oldum. Aslında atalar kültü denilen inanç veya ancestor worship denilen, yani batılı terminolojide ancestor worship denilen, atalar kültü denilen inanç basitçe şu, ölmüş olan ataların aslında ölmediği bir yerlerde, yani liminal bir alanda bu dünya ile ölenlerin gittiği öteki dünya arasındaki böyle bir liminal alanda, bir eşik alanda yani yaşadığı, sık sık bu eşik alana geldiği, bu eşik alandan da dünya içerisine girdiği zaman zaman, dünya içerisinden
yeniden ışık alana çıktığı, ışık alandan kendi yaşam alanları olan tırnak içerisinde öte dünyaya gittikleri ve böyle üç dünya içerisinde sürekli sirkülasyon yaptıkları inancından oluşan bir kavramdır atalar kültürü. Ve bugün primitif topluluklarda hala vardır. Bizim Türk toplumunda da vardır atalar kültürü. Klasik yani Orta Asya'da falan hala biz yani çok modernize olmuş olsak bile veya İslamize kültürün altında bile bir takım gelenekler bize atalar kültürüne hep işaret eder zaten. Aslında atalar kültürü normalde primitif bir zihnin yine arketiplerle çok alakalı olan bir türevidir veya sonucudur öyle söyleyeyim. Yani mesela böyle 19. yüzyılın sonunda falan animizm fikri sadece böyle bir din şeyi gibi algılanıyordu. Ama bu animizm konusunda yapılan çalışmalarda 50'lerden falan sonra bu animizm denilen hikayenin aslında bir basitçe bir inanç biçimi olmadığı, insanın kognitif yapısıyla alakalı, yani onun o nörolojik yapısıyla alakalı, o düşünce mantığı, hayatı nasıl algılıyor falan, bütün bunlarla alakalı olduğu, daha derin bir şey olduğu anlaşıldı. Buradan baktığınız zaman aslında atalar kültü, bu animizm adıyla bilinen bir nörolojik durumun böyle alt kümelerinden bir tanesidir. Onun uzantılarından bir tanesidir. Mesela bir atalar kültü dediğimiz şeyi belirleyen neler var mesela bizim bu Taştepe'lerde, Göbektepe'de falan? Kafatası kültü. Yani kafatasıyla ilgili kalıntılar var. Taş, yani o T biçimli taşların, taş konseptinin çok yoğun olarak kullanılması var. Yapıların daire şeklinde düzenlenmesi var. Bölgeye zaman zaman gelindiğini biliyor olmamız var. Bu taş tepeler şöyle bir yer değil. Yani buralarda insanlar böyle yaşıyor değil. Yani buralarda muhtemelen çevresinde bazı insanlar yaşıyor ama burası normalde adeta hac mekanları gibi belirli dönemlerde gelinen alanlar. Zaten bulunan yiyecek kalıntıları falan da hani belirli dönemlerde gelen insanların bıraktığı yiyecek kalıntıları falan. Yani ve çoğunlukla da bahar ayı, bahar dönemi yani. Tabii o dönemin baharı işte bahsettiğimiz Neolitik dönemin coğrafyasında bahar ne zamana denk düşüyorsa yine 3 aşağı 5 yukarı aynı dönemler. Mesela bu atalar kültüne ait pek çok dünya üzerinde yani bizim Bracken yani taş tepeleri pek çok alanda o bölgelere gidiş yani bu atalar kültü alanlarına gidiş ya bahar ekinoksları ya kış ekinokslarıdır. Çünkü ataların bu dünyaya geliş dönemleri bahar ve kış dönemleridir. Ya da geliş ve gidiş dönemleri bahar ve kış dönemleridir. Bu inancın mantığını yine anlatmaya çalışacağım. Demek ki atalar kültü denilen bir şey var ve bölgedeki insanlarda inancın ana unsurları başka bir şey olabilir. Ama atalar kültü de o inancın dibinde bir yerlerde duruyor. Bu Göbektepe hani böyle gözünüze biraz daha canlan. Zaten büyük ihtimalle herkes görmüştür aslında. Göbektepe daha o kazı yeni yeni hani yapılacakken yüksekçe bir yer. Tabii Göbektepe yüksekçe derken yani ne kadar yüksek olabilir ki? Zaten kurak bir yerdesiniz. Böyle bir 20-30 metrelik bir tepenin üzerinde. Tepenin üzerinde de Tuğrul hatırlıyorsun bir ağaç vardı. O ağaç da büyük ihtimalle bizim klasik geleneksel dönemlerden kalan Axis Mundi'nin belli ki gelenek var yani orada hiçbir zaman ölmemiş yani. Bu yine o meşhur ağacımız kutsal ağaç. Yani bölgenin o kutsallığı, hierofonik özelliği, teofanik özelliği yani o bölgenin kutsal özelliği belli ki bin yıllar boyunca değişmeden devam ediyor aslında. Hep de öyle olur zaten. Şimdi bu Göbektepe'nin o kazı yapılma yani yeni yeni başlanma döneminde Göbekli Tepe, az evvel söylediğim şeyi yeniden teyit edeyim. Yaklaşık MÖ 9000'li yıllarda ortaya çıkıyor. Yani bu kültürü yaratan insanlar bu bölgede bu 9000, MÖ 9000'ler artı eksi değişebilir civarından yaklaşık milattan önce 7000'lere kadar bu da artı eksi değişebilir. Bir 2000 yıl boyunca belli ki bu bölgede yaşamışlar ve bu alanlara da zaman zaman gelmişler. Niçin gelmişler? Ritüel yapmak için. Neyle ilgili ritüeller? Atalar kültüyle ilgili ritüeller. Tabii bugün böyle çok
yukarıdan baktığınızda iyi görünen, yani kazı alanında, Göbektepe kazı alanında böyle netçe görünen 4 tane yapı biyomu var. Ama şimdi tabii bugün mesela Göbektepe'ye gittiğinizde o 4 tane yapı biyomini, ABCD dedikleri yapı biyomini siz görebiliyorsunuz, ama hani onun dışında da yeni yeni kazı alanları, yani tranşeler falan açıldı. Mimari şeyini zaten mantığını hepsini gezdiniz, gördünüz, biliyorsunuz. Genellikle T biçimli taşlar, yaklaşık 15 tona kadar varan. Şöyle mesela bakın, burada bir tane grafik var. 15 ton kadar ağırlığında taşlar. Ondan sonra bunlar zeminin böyle işte yarım metre kadar altına, ana kıyının altına kadar oturtuluyorlar. Yaklaşık 6-7 metre kadar yükseklikte. Ve bunlarda insan tasvir edilmiş. İnsanlarda ve genellikle bu taşlar 12 kadardır. Ortada da 2 tane bulunur. Bunu mesela Turul, sen hatırlayacaksın, şey demiştin o çekim sırasında. Hocam bunlar erkek ve eril ve dişil unsurlar olabilir mi diye. Ya büyük ihtimalle öyle zaten. Yani bunu tabii çok böyle klasik dinler tarihindeki feminin ve male karakterler gibi düşünmemek lazım belki. Çünkü biz mesela günümüzde dinler tarihinde işte Hristiyanlıkta, Yahudilikte veya bir takım primitif dinlerde dişil unsur, eril unsur falan diyoruz hani falan, ama muhtemelen bu dönemlerde bu böyle basitçe dişil ve unsurun daha ötesinde daha böyle kozmik bir anlamı olan, daha yani dişil ve eril unsurluğun ötesinde bir evren algısı ile ilgili yanı olacak kadar köklü bir dişilik ve evlilik unsuru. Turun'un o dediği, bana orada dediği şey doğruydu ve bu biraz daha her geçen gün teyit ediliyor yani. 12 tane T biçimli taş üzerleri antropomorfik, yani insan tasvir edilmiş. İnsanların tasvirleri tabii bende burada var, siz de biliyorsunuz zaten. Böyle göbeğin altına doğru aşağı yukarı konmuş. Yüz kısmı yok, yani daha böyle soyut bir şey. Öyle bir kaygısı yok zaten, yüzü vermek gibi bir kaygısı yok. Ondan sonra ortada 2 tane sütun ve etrafı da taşlarla birleştirilmiş, yani bir daire haline getirilmiş. Şimdi arkeolojik olarak bu çok konuşulabilir üzerine de, ben hani daha çok dinler tarihi yanına gelmek istediğim için esas atalar kültü hikayesinden oradan devam edip oradan anlamaya çalışalım. Şimdi mesela bu Karahan Tepe'de ve Sayburç'ta ki Göbektepe'ye çok yakınlar, yeni buluntular çıktı. Şimdi bu buluntular tabii çok enteresan. Jan Oder şimdi onun böyle çok temel şeylerinden bir tanesi, savunucularından. Yani yeni böyle arkeoloji paradigmaları falan. Bizde Necmi Hoca öyledir. Mehmet Özdoğan İstanbul Üniversitesi'nde öyledir. Bunlar yeni yeni böyle arkeoloji paradigmaları oluşturmaya çalışan arkadaşlar. Şimdi bu mesela Karahan Tepe'de ortaya çıktı. Tabii şöyle, mesela arkeolojik malzemeleri dinler tarihiyle ilişkilendirmek o kadar da kolay olmuyor. Yani mesela arkeologlar dinler tarihini bazen çok iyi bilmiyor. Dinler tarihçileri arkeolojiyi, yani herkes Tuğrul gibi, bizim Mehmet Sait gibi değil yani, veya başka arkadaşlar şimdi burada, ama yani biraz uzak kalıyorlar birbirlerine, ama birbirlerine yakın olsalar daha iyi. Mesela burada Necmi Hoca şey diyor, şimdi bu Karahan Tepe'de bulunan bir mekan. Bu böyle bir alan, küçük bir alan, daire şeklinde. Şimdi mesela Göbeklitepe'de bulunan buluntular çoğunlukla T biçimli taşlar, hayvan kalıntıları, bitki kalıntıları, insan kafatası kalıntıları, bir yerlere asılan 3 tane kafatası ait parçalanmış malzeme bulundu. Bilinçli olarak asılmış klasik atalar kültü. Fakat mesela şimdi Sayburç'ta, Karahantepe'de veya başka yerlerde başka tür malzemeler de çıktı. Yani sadece hani İnsan kalıntıları, kullanım malzemeleri falan değil, başka tip alanlar çıktı. Şimdi bunlar da tabii olayın atalar kültü olması doğrultusundaki şeyi, sezgileri biraz daha perçinliyor. Mesela bu Karahan Tepe'de bulunan alan çok klasik, primitif toplulukların bazılarında hala yapılan, mekan olarak da yani mimari mekan olarak da hala günümüzdeki bazı primitif topluluklardakine çok benzeyen bir alan. Mesela bu küçük bir daire. İçerisinde bakın böyle bir takım bir metre civarında falan şeyler var. İşte sütun diyeyim onlara şimdilik. Bir tane suret, bir yüz onları seyrediyor. Şimdi kapının şey, bir giriş aksı var, bir çıkış aksı var.
Mesela bir giriş aksı, bir çıkış aksı olması böyle dinler tarihiyle arkeolojiyi birleştirebileceğiniz, daha doğrusu mimariyle dinler tarihi birleştireceğiniz şeylerden biridir. Yani mesela eğer herhangi bir böyle yani tuhaf bir alana girdiyseniz, alanda tek bir giriş varsa o alanda böyle bir ritüel olma ihtimali zayıftır. Ama bir mimari alana girdiniz buna benzer, biraz da tuhaf bir yapı. Giriş, iki giriş, yani bir giriş bir çıkış varsa ve bunlar da aynı aks üzerindeyse genellikle bunlar inisiyasyon alanlarını işaret eder. Bu böyledir yani. Yani bir yerden inisiye olmaya giriyorsunuz, öbür yerden inisiye olarak çıkıyorsunuz. Şimdi bu atalar kültü erişkinlik ritüelleriyle çok yakından ilgilidir. Tabii erişkinlik ritüelleri biliyorsunuz primitif topluluklarda önemli ritüellerdir. İnisiyasyon ritüelleri, yani modernize olmuş topluluklarda şekli farklı olsa bile inisiyasyon bir şekilde hala devam eder yani. Ama primitif topluluklarda inisiyasyon ritüelleri daha önemlidir. Her yeni girilen süreç ve o süreçte yapılacak olan bir takım pratiksel uygulamalar, ritüeller yani. Çünkü yeni girdiğiniz sürece sizin bedeninizin hazırlanması bir sert ritüel gerektirir. Çünkü sizin bir önceki aşamanızda var olan daimonlarla, öyle diyeyim yani, ne diyeyim o daimonlara, tanrısal varlıklar, yani cinni varlıklar, yani primitif inançlardaki numenler, ruhlar, öyle diyeyim yani, Kızılderililerdeki vakandalar, manitular, ruhlar, öyle söyleyeyim yani. Sizin yeni bir sürece girdiğinizde bir önceki daimonları terk edip yeni bir adeta daimon alanına girmeniz gerekiyor. O yüzden de hep bu inisiyasyon ritüelleri kanlı olur. Çünkü kanda bir daimon, yani daimonlar kanda bulunduğu için o kanla birlikte o daimonları atmak durumundasınız. Ve yeni bir sürece, yeni bir daimonu da alabilmeniz için, daha başka bir, sizi yeni bir hayata hazırlayacak daimonu bünyenize alabilmeniz için de ritüelde başka bir işlem yapmak zorundasınız. O yüzden de ritüeller genellikle inisiyasyon ritüelleri kanlı olur. Büyük ihtimalle burada atalar kültüyle ilgili ritüellere eşlik eden başka bir ritüel çeşidi de yine atalar kültünün alt kümesidir bu. Bu inisiyasyon ritüelleridir. İşte burası çok büyük ihtimalle bir inisiyasyon ritüelleri. Buradaki imgeler fallik unsurlardır. Bakın bunları biz nasıl anlıyoruz? Tabii daha geç veya bir takım yazılı metinlerdeki mukayeselerle anlayabiliyoruz. Bunlar fallik imgelerdir. Büyük ihtimalle bu alanlarda yeni erişkin olmuş erkek çocukları ve kız çocukları vücutlarının yeni kazanmış oldukları bir takım salgıları bir ritüelle birlikte burada toprağa döküyorlardı. Hani ben bu kadarını söyleyeyim. Dolayısıyla yeni erişkin olmuş kız ve erkek çocukların vücutlarında yeni geliştirmiş oldukları o hormonal yapıların toprağa dökülmesi geleneği pek çok primitif toplulukta var. Yani hala yaşayan veya yaşamayan toplulukta var. Dolayısıyla biz bu mukayeselerle bunları anlayabiliyoruz. Buradaki baş, yine pek çok şey söylenebilir. Hani ben yine çok konudan sapmamak için. Ama mesela bunun bulunması, şimdi bu alanın bulunması bize yeni bir kapı açtı. Yine mesela bakın şu figürün bulunması, iki tane aslanın önünde yine bir fallik imgesi belirgin halde olan birinin bulunuyor olması büyük ihtimalle az evvel demiş olduğum bir inisiyasyon ritüelinin ikonografyasıdır. Şimdi dolayısıyla bakın bu alanlar atalar kültü ve inisiyasyona yönelik şeyler, alanlar. Şimdi buranın mahiyetini biraz daha anlamak için şöyle biraz mukayeseli metodu anlamaya çalışalım. Yani biraz daha derinleştireyim olayı, anlamamızın mantığını. Şimdi çok fazla sayıda bu son 3-5 yılda yuvarlak şekilde çoğu dikili taşlardan oluşan yapılar çıkmaya başladı piyasaya. Biz tabii 1950'lerde bu İsrail'in güneyinde, Negev'de, yani Mısır'a doğru olan bölgede ve Gezer civarında, yani İsrail civarında 50'lerde falan çok sayıda yuvarlak, bunlara yenileri de tabii eklendi şu son yine 5-10 yıllık kazılarda, yuvarlak yapılar ortaya çıktı. Mesela burada gördüğünüz gibi bir yuvarlak daire şeklinde yapı, etraf
taşla çevrilmiş. Ondan sonra tabii taşların bir kısmı falan kalmamış ama mesela Yahudilik çalışanlar, Mehmet Said, şimdi bizim Tuğrul veya diğer benim bildiğim bilmediğim arkadaşlar akıllarına gelecek. Bu tabii İsrailoğullarında ahit kavramı çok güçlüdür. İbranice'de berit denilen şey. Bu ahit kavramı da aslında atalar kültürüyle çok yakından alakalıdır. Mesela Tevrat'ta İbrahim ile Eliezer arasında, yani evlatlığı diyeyim, İbrahim ile evlatlığı arasında ya da kölesi arasında diyeyim, bir hikaye anlatılır. Yani bir kıssa vardır orada. İşte Eliezer ile İbrahim bir anlaşma yapacaktır ve ellerini birbirlerinin kasıklarına koyarlar. Yani bugünkü masoretik metnin, yani daha doğrusu bugünkü nüshanın tercümesi kasık diye çeviriyor. Ama orijinal nüshaya gittiğiniz zaman onu aslında kasık diye çevirmez. Daha doğru bir ifadeyle onu tarafların fallik unsuru olarak nitelendirir. Tabii Tevrat böyle anlatıyor yani. Mevcut elimizdeki Tevrat böyle anlatıyor. Fakat o bir ahitleşme sembolüdür eski Mezopotamya'da. Sadece İsrailoğullarına ait bir şey de değildir. Yani taraflar ahit yaparlarken ellerini bir ritüel olarak göbeklerinin altlarına doğru koyarlar ve bir ahit yaparlar. Mesela bu ahit Roma'da da yapılırdı. Roma'daki testament kelimesi de testicle'dan gelir. Çünkü aynı işlemi Romalılar da, Turul sen böyle çok dilli bir adamsın, hemen testicle ve testament kelimelerinin o etimolojisi hemen çağrıştıracak sende. Mehmet Sait de öyle. Hocam Almanca'da da şahitlik etmekle çocuk üreme eylemi, soygen, bir de bit soygen aynı kökten geliyor. O oraya dayandığı için. Aynen. Dolayısıyla bu hani antik dünyada böyle bir ritüel var. Mezopotamya'da bizim çivi yazılı kaynaklardan zaten çokça bildiğimiz bir şey. Şimdi İsrailoğulları bu gibi yapıların altında böyle ahitler yapıyorlardı, anlaşmalar. Bunlar atalar kültürüyle ilgili anlaşmalardır. Bu gibi yuvarlak yapılar, yani bir anlaşma mekanı olan ve aynı zamanda ataların da geldiği İsrailoğullarında, yani bunlara tabii İbranice'de Gilgal falan da deniliyor. Yani Gilgal, yani yuvarlak yapılar, ataların gelip konduğu taşlar, ataların şahit olduğu, ataların gözetiminde insanların birbirleriyle yaptığı ahitler ve aynı zamanda İsrailoğullarının kabilesel özelliklerini, yani etnik kimliklerini çıkarttıkları taşlar. Bakın atalar kültü dediğiniz şeyin ahitlerle, neseple, Arapçadaki nesep kavramıyla, yani biliyorsunuz bu kültür Araplarda da var. Yani değil mi arkadaşlar? Yani Arapçayı bilen arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz Arapçayı yani. Ensap, yani nesepler, yani taş, onlar da hep atalar kültürüyle ilgili şey, cahiliye döneminde. Şimdi bu gibi mimari yapılar çok çıktı Orta Doğu'da. Ben özellikle İsrail civarlarındakini aldım. Tabii bunlar mesela atalar kültürüyle ilgili olan bu yapılar daha yenidir Göbektepe'ye göre. Yani bunlar aşağı yukarı M.Ö. 2000-1500 aralığına yerleştiriliyor. Ama arketip geleneğini izlediğinizde aynı kültürü geriye doğru çıkartabiliyorsunuz. Unutmayın ki primitif çağlarda zamanın ve kavramların muhafaza edilmesi ana temadır. Bundan dolayı arketipler değişmez. Yani biz modern süreçlerde kavramların sürekli ve hızlı değişmene şahit oluyoruz. Ama primitif dünyaya gittiğinizde konseptler ve zamanlar dondurulmuştur. Bundan dolayı da hani M.Ö. 6000 ile 7000 ile M.Ö. 2000 arasında çok büyük bir zaman farkı vardır. Ama arketipsel olarak hiçbir farklılık yoktur. Dolayısıyla hani bu mukayeseleri yapmamız çok sakıncalı olmuyor. İşte bu örnekler mesela daima atalar kültürüyle ilgilidir. Biz bunu artık çivi yazılı metinlerden de biliyoruz. İşte az evvel söylediğim Tevrat'taki örneklerden biliyoruz veya başka buna benzer şeylerden biliyoruz. Bu mesela Golan'da, yani büyük ihtimalle Ürdün'e doğru da var buna benzer yapılar. Yine herhalde aynı kültürün ürünleri. Yani bu Golan'daki bu yapıda yine aşağı yukarı böyle Neolitik'in sonlarına doğru olan bir yapı. Ben sadece seçtim. Yani daha başka örnekler. Mesela bu İspanya'da yeni ortaya çıktı. Ondan sonra yine yuvarlak yapılar. Bu mesela Gezer'de, yine İsrail'de Gezer'de. Yine bunlar böyle daire şeklinde. Yine 12 tane taş.
ve her bir taş bir atayı temsil ediyor. Tabii Göbeklitepe'deki o T biçimli taşlar da normalde çok büyük ihtimalle kabile şefleri. Yani ölmüş olan ruhların önünde duran kabile şefleri. Veya taşların bizzat kendisi hem ruh hem kabile şefleri. Yani bunların her ikisi de olabilir. Çünkü her iki varyant da var çeşitli kültürlerde. Bu hani daha önce dedim ya, böyle dışarıdan yani Göbeklitepe'ye gittiğinizde böyle dört tane ana yapıyı rahat rahat görüyorsunuz. A, B, C, D dediğim onun grafiği. Mesela Göbeklitepe'deki bu taşlardaki o insan biçimli şeyler, o oymalar, ikonografya yani. Ellerin böyle göbekli olması. Bu tabii bir belli ki bir duruştur bu. Bu duruş tabii eski Mezopotamya'da bizim Sümer, Akat, Asur, Babil, yani bütün Semitik kültürlerden veya Semitik olmayan Sümer gibi veya Hindi-Avrupalı kültürlerden falan bildiğimiz bir saygı duruşu. Yani bir şeyin önünde saygı durmak yani. Belli ki bir şeye karşı saygı duruyorlar. Neye karşı bu? Bu ölen atalara karşı. Yani ölen ataların huzurunda durmak gibi bir şey. Yani Türkler nasıl Nevruz ayı geldiğinde, yani bahar kutlamaları geldiğinde Altay Dağları'na giderlerdi ve her Altay Dağları'ndaki her bir dağın bir atı olduğu düşünülür biliyorsunuz. Ve kabileler kendi neseplerini o atalardaki o isimlere, yani dağlardaki atalara ve o isimlere çıkarırlardı. Ve bu şekilde bir duruşları vardı eski Türklerin de Nevruz kutlamalarına veya bahar ekinoks kutlamalarına gittiğinde Altay Dağları'nda. Bu duruş çok klasik bir saygı duruşudur ve büyük ihtimalle ellerin bu göbeğin altında duruşu bizim hala Hindistan'da Hindu kabilelerinin bir kısmının yapmış olduğu ritüellerdeki duruşlara çok benziyor. Onlarla ilgili bir şey göstereceğim ben size. Bunları tabii tam bilmiyoruz yani o taşlarda bunlar büyük ihtimalle sembolik bir değeri olabilirdi, olmayabilirdi. Basitçe bir giysiye ait bir şey de olabilir veya her ikisi hem giysi hem bir ikonografik, yani bir dert anlatma, bir sembolik değeri de olabilir. Ya bunlar üzerine de çok spekülasyon var da yani bunlar daha arkeolojinin içerisinde olan bir şey. Mesela burada bir örtü var, yani bir hayvan postu belli ki fallik unsurları örtmüş yani. Bunlar tabii yapılış teknikleri. Şöyle, şimdi bu sahne mesela, şu yukarıdaki sahne yani. Bu bizim tabii Çatalhöyük'te de rastladığımız sahnelere benzeyen bir sahne ya da başka yerlerdekine. Atalar kültünde kafatası kavramı çok önemlidir. Ve genellikle biliyorsunuz ki Neolitik dönemde veya daha geç dönemlerde de olabilir ama böyle Neolitik dönemde çok yaygındır. Hatta Paleolitik dönemde falan vücutlar kafataslarından ayrılıp başka bir yere konulurlardı. Yani mesela Çayönü'nde, Ergani'de, yani şeyde Diyarbakır'da Çayönü alanında kafataslı yapı denilen bir yapı var. Ve kafatasları, çok ciddi miktarda kafatası belli bir odaya tamamen konmuş. Çok fazla yaygındır. Yani kafatası, bazılarının üzerine modifikasyon yapılır. Yani modifikasyon da çok yaygın ve yine atalar kültürüyle ilgili. Kafatasları vücuttan ayrılıyor, başka yere gömülüyor. Fakat bütün herkesin kafatası vücuttan ayrılmıyor da olabilir. Zaten öyle olduğunu düşünmüyoruz. Fakat büyük ihtimalle kabile şefi gibi, yani buna benzer insanların kafataslarının bedenden ayrıldığı varsayılıyor. Ve kafatasları üzerine modifikasyonlar yapılıyor. Mesela bu modifikasyonlar Göbeklitepe'deki bulunan kafatası kalıntılarında da çıktı. Ki Anadolu'da, Kuzey Suriye'de, Irak'taki kafataslarında bu gibi atalar kültürüne ait merkezlerde kafataslarına çok sayıda modifikasyon yapıldığı biliniyor. Yani şekil değiştirme. Mesela en klasik şekil değiştirme de şeydir. Kafaları uzatmadır böyle. Ondan sonra bu Maya, yani şu an Orta Amerika'da Mayalıların soyunda, işte Aztek bilmem ne, onların torunları da hala devam ediyor. Konelli falan diyorlar onlar. Onun mantığı şuna dayalı. Kafatasında hayat enerjisinin bir kısmı kafatasında olduğu varsayılıyor. Ya daha da şöyle, güneşten yayılan hayat enerjisinin, işte Mayalılar ona Tonelli demişler,
bu kafatasında olduğu düşünülüyor. Kafatasının arkasına doğru olduğu bir yerde. O yüzden de kafayı geriye doğru uzatarak hem bu dünyada hem ölüm sonrası hayatta o enerjinin vücutta kalmasını sağlamak için böyle bir operasyon yapıyorlar. Modifikasyon çok yaygın. Modifikasyon türleri var. Yani onlarca türü var yani. Bunlar çok önemli değil. Ama burada mesela Göbektepe'de şimdi şu bakın bir kafatasına hakikaten benziyor. Şu bir akbaba belli. Çatalhöyük'te de biliyorsunuz ki bir akbaba bir kafatasına başsız bir iskelete saldırıyor. Böyle sahneler var. Yani bu biraz şuna işaret ediyor. Kafatasının vücuttan ayrıldığına işaret ediyor. Bu da yine atalar kültü olma tezini destekleyen şeylerden bir tanesi. Tabii bu hayvanlar yani neye delalet ediyor? Mesela sembolik değeri de olabilir mutlaka. Ama bana göre mesela buradaki hayvanların Göbektepe'den bahsediyorum. Yani bu kadar çok böyle bulunuyor. İşte akrepler, tilkiler, domuzlar, akbabalar, yılanlar. Bütün bunlar sanki bölgede bir mezarlık. Yani bir şekilde belki mimari alanların içinde değil ama yanında, sağında, solunda bir mezarlık olma ihtimalini güçlendiriyor. Ve atalar kültürünün olduğu yerde de genellikle mezarlıklar vardır. Ve sky burial denilen, mesela şimdi bizim dinler tarihçisi arkadaşlar hemen şey yapacak, anlayacak veya diğer arkadaşlar da. Sky burial da bugün mesela hala şeyde yapılıyor. Bu Bhutan'da, Nepal'de yani ölüleri açığa bırakmak, böyle açık alanlara bırakmak ve vahşi hayvanlara parçalatmak. Biraz Zerdüşler'de ona benzer şeyler var. Büyük ihtimalle burada böyle bir alan vardı. Tabii çok fazla kemik bulundu buralarda. Ama bu kemiklerin hepsi adeta toplanmış ve bilinçli bir şekilde bölge terk edilirken bu alanların üzeri kapatılmış. Dolayısıyla o kemikler falan herhalde mezarlık olan yerlerden toplanmış ve alanların üzerine örtülmüş gibi geliyor. Atalar kültürünün olduğu yerlerde de genellikle hep bir mezarlık alan vardır. Çünkü ölen ataların bu dünyayla irtibatını sağlayan mekanlardan birisi de bu mezarlık alanlardır. Büyük ihtimalle hani Türklerde ki bu mezarların başına dikilen balballar hikayesi de belki yani öldürdüğünüz insanların sayısı yani bir kahramanlığı işaret etmiyordu. Büyük ihtimalle ölen kişinin dünyaya gelmesini imkan tanıması için dikiliyordu. Mesela Anadolu'da yanın yatırlar vardır, tahtacı Alevileri. Onlar mezarlıklara gittiklerinde ölmüş olan atalarını canlandırmak için o mezar taşlarına falan dayanırlar. Mezar taşının ölen ataları getirmek için konulduğuna dair pek çok kültürde örnek var. Mesela Yahudiler biliyorsunuz hala gelenek olarak gittikleri mezarlara mutlaka bir taş bırakırlar. Çünkü taş çok güçlü bir arketiptir. Hangi bağlamda arketiptir? Atalar kültürüyle ilgili bir arketiptir. Şimdi bu taşların yani bu dikili taşların atalar kültürüyle ilgili teyit eden yanlarından biri şudur. Taş primitif toplulukta daima bir kalıcılık imgesi bırakmıştı bilinç altında. Yani arketipsel olarak taş denen şey kalıcılığı yani sürekli varoluşu adeta ima eder. Ve ölen ataları getirebilecek mekanizmalardır bunlar. Yani ölen ataları belirli dönemlerde, istenilen dönemlerde dünyaya getirecek alanlardır. Neyler? Taşlar. Bundan dolayı da Hindistan'dan bir örnek vereceğim. Şimdi bu Hindistan'da, Hindistan'ın biraz kuzey doğusunda, şurada zaten görüyorsunuz, bir kabile var. Jaintia kabilesi denilen bir kabile var. Bunlar böyle etnik kimlik olarak klasik Hintli değil, tam böyle genetik özellikleri bilinmeyen bir kabile. Bunlar belli bir bölgede yaşıyorlar. Fakat bu insanların arasında çok güçlü bir atalar kültü inancı var. Ölen ataları bahar ekinoksunda getiriyorlar ve kış ekinoksunda da yeniden gönderiyorlar. İşte bunu yapmak için de adeta şöyle sistemler kurmuşlar. Nasıl? İşte bizim menhir dediğimiz ya da dolmen menhir gibi şeyler, taşlar, kaba taşlar. Bu taşlara geliyorlar bahar ve kış ekinokslarında. Baharda ölmüş olan tabii oradaki bahar ve kış ekinokslarında ataların gelmesi veya kışın dünyayı terk etmesi hikayesinin siz
çok daha geç versiyonları olsa bile eski Mezopotamya'daki baharın ve kışın gelişinin mantığını açıklayan bir takım etiyolojik mitlerde, mesela Dumuzi ile Iştar arasındaki hikayelerde mesela bulabilirsiniz. Hemen oralardan canlandırın yani. Çünkü bahar tanrıların birleşmesiyle veya bu dünyaya gelmesiyle veya ölen ataların bu dünyaya gelmesiyle ilişkilidir. Ama kış da mesela Dumuzi ile Iştar hikayesine bakarsanız Mezopotamya'da, ama kış da neyle ilgilidir? Dumuzi ile Iştar'ın birbirinden 6 ay boyunca kopmasıyla ilgilidir. Ve bundan dolayı da bir hüzün vardır ve hüzün de kışı getirir. O yüzden de insanlar Mezopotamya'da Akitu diye bayram kutlarlardı. Yaz Akitusu, kış Akitusu. Birinde Iştar ve Dumuzi'yi birleştirirler ve baharın gelmesine imkan sağlarlardı. Birinde de gönderirlerdi. İşte buna çok benzer şekilde pek çok toplulukta ataların dünyaya gelmesiyle bahar gelir. Bir kozmik bütünlük bakın. Yaşam yeniden dönüyor yani. Ve ataların kışın da gönderilmesiyle birlikte kış geri gelir. İşte bunu sağlayan mekanizma olarak mesela Jayintiyalılar bu taşları dikiyorlar. Hala bu adamlar gidiyorlar kışın, işte sunu götürüyor bilmem ne, baharda bilmem yaza doğru. Ondan sonra gidiyor, duasını ediyor ve atasıyla. Mesela benden sonra izleyin YouTube'dan eğer izlemediyseniz. Mesela Endonezya'da hala primitif topluluklar bahar geldiğinde, YouTube'da çok belgesel var. Bahar geldiğinde ölmüş olanlarını biliyorsunuz mezardan çıkarıyorlar. Onlarla muhabbet ediyorlar, hatta sigara falan içiriyorlar, yemek yediriyorlar onlara. Ondan sonra da bir müddet sonra onları yeniden mezarlarına süsleyip püsleyip koyuyorlar. Mesela iskeletler üzerine yapılan operasyonlar, yani modifikasyonların önemli bir kısmı bu baharda bir takım cesetlerin yeniden şeye çıkarılmasıyla yapılıyor. Yani mesela evinizin altında sekinin, yani oturduğunuz yerin altına gömüyorsunuz. Neolitik dönemde Anadolu'da veya başka yerlerde olduğu gibi. Ölmüş olan kişiyi seki, yani evin içindeki oturduğunuz alanın altına gömüyorsunuz. Ama çok belli bir yere gömüyorsunuz. Bakın ona Ian Hodder mesela aslında önemli bir şey söylüyor. Yani Çatalhöyük Kazan diyor ki hafıza mekanları diyor, o iskeletlerin hep aynı yere konması, o konduğu alanlara. Çünkü herkes hangi iskeletin ne zaman çıkarılacağını, nereden çıkarılacağını, üzerine nasıl bir modifikasyon yapılacağını çok iyi biliyor. Yani belli ki hani o kazılarda siz onu anlıyorsunuz zaten, iskeletlerin o nasıl dışarıya, hangi dönemde çıkarıldığı, nasıl yan yana itinayla dizildiği, sonra yeniden çıkarıldığı, modifikasyon yapıldığı, yeniden üzerine bir yıl sonra başka bir modifikasyon yapıldığı, inanılmaz bir süreç yani. Bunlar hep işte atalar kültüyle ilgili. Bunların böyle çok görsel anlamda da Göbektepe'ye benzediği için bu örneğini, yani bu Jayintiya örneğini verdim size. Mesela bakın burada yine aynı şekilde böyle binlerce taş. Yani hala geliyorlar ve hala dikiyorlar. Yine burada mesela arkeolojiyle dinler tarihini biraz birleştirmek gerekiyor. Şimdi bunlar figürünler tabii, Göbektepe'de falan bulunan. Bu figürünlerin önemli bir kısmı çok bilinçli bir şekilde kafalar kırılmış. Mesela mezarlara ölü hediyesi bırakırken hediyeleri genellikle kırarsınız. Hala öyledir yani. Oradaki tedirginlik şudur. Ölmüş olan yakınınız size istediğiniz zaman gelmeli ama her zaman da gelmemeli. O yüzden de o kırma işlemiyle ölüyle sizin aranızdaki tedirgin edici o tehdidi biraz önlemeye çalışıyorsunuz. Yani ben istediğim zaman gel ama istemediğim zaman olduğun yerde kal. Onu da kırma işlemiyle sağlıyorsunuz. İşte burada veya buna benzer başka yerlerde, Neolitik dönemde bakıyorsunuz ki kapılar böyle kırılmış çok bilinçli bir şekilde ve bırakılmış. O yüzden dinler tarihi ve arkeolojinin hani birbirinden çok kopmaz bir yanı var. Mesela bu son 5-6 yıl önce şöyle bir çalışma yapıldı. Pek çok Neolitik veya Kalkolitik veya daha yakın zamanlar bile olabilir dönemlerde. Biliyorsunuz ki geniş kalçalı, göğüsleri dolgun olan kadın figürleri çok yaygındır. Dünyanın her yerinde çıkar. Çatalhöyük'te, orada burada falan. Bunların tabii tanrıç olduğu falan varsayılır. Fakat bunların tanrıç olduğunu şimdi artık arkeologlar pek düşünmüyor. Yani
tanrıça amacıyla olmuş olanlar da olabilir. Ama esas da hikaye pek öyle değil yani. Bunu da biraz böyle arkeoloji, sanat tarihi, dinler tarihi perspektifinden ele alan böyle interdisipliner araştırmacılar gösterdi. Mesela çok sayıda bu figürünleri değerlendiren, grafik altında değerlendiren araştırmacılar bu figürünlerin aslında dışarıdan bakan birisi tarafından değil de bizzat o kişinin kendisi tarafından yapıldığı anlaşıldı. Çünkü yukarıdan bakıldığı, işte arkadan bakıldığı, hep kişinin kendisinin baktığı anlaşılıyor yani o şeyi yaparken. Hafızasında kaldığı kadarıyla yapmış olduğu anlaşılıyor. Bu da tabii bu gibi figürünlerin aslında tanrıçalardan ziyade bizim daha çok doğumla ilgili, çünkü ölümlerin önemli bir kısmı doğumda oluyor primitif dünyada, doğumla ilgili doğum büyüleri olduğu anlaşılıyor. Yani doğumun sağlıklı olması için falan falan. Yani arkeoloji ve dinler tarihi inanılmaz derecede yakın disiplinler. Ben de hep bunu anlatmaya çalışıyorum öğrencilere falan ki bu ikisini birleştirsinler. Bu görüntüler nasıl yapıldı Göbektepe'nin çok önemli değil. Yani hani bu zaten her zaman bulabilirsiniz. Benim derdim daha çok dinler tarihiyle ilgili olan şeyini vurgulamak size. Demeye çalıştığım şey şu, burası bir atalar kültür merkezi ve bu ve diğer merkezler ve aynı zamanda bir takım ritüellerin yapıldığı merkez ve inisiyasyon ritüellerinin özellikle yapıldığı merkez ki o da atalar kültürünün alt kategorisi olan bir şey. Oradaki o taşların varlığı, o taşların dairesel dizilmesi, daire de tabii çok arketipsel bir kavramdır. Yani Mezopotamya'da mesela daire, ben ona öyle bir makale de yazmıştım. Yani sihirli çember diye. Mezopotamya'da sihirli çember. Mesela Yezidilerde falan hala vardır o sihirli çember ritüeli. Daire çok arketipsel bir şey. Ve daire kavramı da daima böyle başı sona dönen bir şey olduğu için hep sonsuzluk imgesi olmuş. Ve atalar kültürünün sembolü olarak da çok kullanılmış. Onun daire şeklinde olması, o T biçimli taşların mevcudiyeti, bulunan bir takım fallik imgeler, kafatasları, tüm bunların atalar kültürüyle ilgili olduğunu gösteriyor. Mesela bir soru vardı. O soru da atalar kültürüyle ilgili bir cevapla ilgili bir şeydir. Ben mesela şimdi öyle bir makale yazdım da bir türlü yayınlama fırsatım olmadı. Şu an çok doluyum yani. Bir arkadaş sordu. Şimdi buralar bilinçli bir şekilde örtülmüş dedi. Aslında doğru söylüyor. Yani çok malzeme var. Ben mesela çok fazla buldum. Yani Kuzey Suriye, Irak, Anadolu'nun güneydoğusu bir takım atalar kültü merkezleri, genelde belki kutsal alanların bütünü ama atalar kültü merkezleri kullanım bittikten sonra veya başka bir yere gidildikten sonra çok bilinçli bir şekilde örtülmüş. Aslında bu geleneğin varyantları modern zamanlarda biraz hala devam ediyor. Tabii bunun bu bilinçli bir şekilde örtülmenin sebebi şu. Ölenlerin bir kozmografyası var. Yani ölü ruhlarının bir kozmografyası var. Ölü ruhlarını senin belirli zamanlarda dünyaya çağırman çok güzel bir şey. Çünkü onlar yarı tanrısal varlıklar olduğu için hani senin taleplerini yerine getirebiliyorlar. Ama mümkün olduğunca belirli zamanlar dışında da onlardan uzak durman gerekiyor. Ölüleri bulundukları coğrafyaya kapatman gerekiyor. Yani onların kendilerini o bölgede tutman gerekiyor. Eğer başka bir yere gidiyorsan. Yeni gittiğin coğrafyada eğer ölmüş olan atalarını yeniden dünyaya getirmek istiyorsan yeni bir takım mekanizmalar kurmak zorundasın. Yani yeniden bir mimari dizayn, yeniden işte başka bir kült alanı. Ama bir yere terk ediyorsan oradaki o ölü kozmografyasını itinayla kapatman ve oradaki ölüleri orada tutman gerekiyor. Ta ki onları yeni bir yere taşıyıncaya kadar. Bununla ilgili tek tek çok fazla isim örnek zikredebilirim. Ama makalemi açmam, bakmam lazım şimdi yani. O yüzden hani bilinçli bir şekilde örtülmesi de bu atalar kültürüyle ilgili yanını teyit eder bir şey. Evet, burası böyle bir merkez. Atalar kültürüyle ilgili merkez. Ama kazılar, şimdi ben işte bu sene biraz heyecanlıyım. Biraz kazıda kalacağım ben Karahantepe'de yani. Biraz şey yapmak istiyorum, böyle iyice o malzemeye bir dokunmak istiyorum. O çok iç içe olmadıktan sonra spekülasyonla pek bir şey olmuyor. Belki seneye daha zengin bir malzeme olur elimde. Evet sevgili arkadaşlar, benim anlatacağım tabii çok şey var.
Ama şu an bu kadar. Bana sormak istediğiniz şeyler varsa biraz bir 15 dakika kadar onun üzerinden gidelim. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Teşekkürler hocam. Soru sormak isteyen arkadaşlar varsa buyurun Mehmet Sait hocam. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, özellikle Kürşat hocama. Sunum zihnimize çok güzel şeyler uyandırdı. Hocamın burada Fallus ve Birit üzerine ve Birit Mila üzerine vurgu yapmış olması çok ilginç şey. Aslında şekiller T şekli ve Fallus şeklinin aslında belki de daha geometrik bir şekil olarak Fallus da düşünülebilir ya da insan da düşünülebilir. Bu tabii yorumlanabilir farklı şekillerde ama ben İbranice'de belki biraz daha geriye gidersek Sümerce'de Geş, Akatça'da Zikaru veya İşaru şeklinde penise veya fallusa işaret etmesi bir tür atalar kültünü bir anımsama olarak zikir ediliyor. Aslında Tevrat'ta da çok ilginçtir. Hem Tevrat kendisi bir birittir. Tevrat'ın Yahudilerde özellikle bir ritüel olarak bahsedilen Birit Mila'da yani fallusun biriti, daha doğrusu erkeklik organının yani penisi Mila olarak, Mila'nın da Melto olarak, daha doğrusu kelime olarak ve yine Grekçe'de testis veya Latince'deki testimony veya testament da aynı şekilde bir tür ahit olarak geçmesi bu kelimelerden de ve hocamın anlattıklarına da gösterdiği arkeolojik o yazı öncesi buluntuların da aslında bu kutsal yani bir tür ritüel ve bir anlamda atalar kültünün ve belki de 12 şekli yani 12'li bir dizilişin yine hocam çok güzel bir şey söyledi. Gilgulha Neşemim dediğimiz yani ruhların o döngüsü o yuvarlak döngünün olması da bir tür belki bu Göbekli Tepe'deki diğer bulunan arkeolojik bulguların dinler tarihi açısından yorumuna yeni bir takım şeyleri belki katarak açmak gerektiğini yani Carl Schmitt'in dediklerinin dışında belki arkeologların sadece bir tek bakış açısıyla yaklaşımlarının yeterli olmayacağını, bunun disiplinler arası veya interdisipliner belki de dilin imkanlarının da yani çünkü nihayetinde biz fenomenleri, şekilleri seslendirdiğimizde dil haline geliyor. Onlar da bir tür algıdır aslında. Bu anlamda ben hocama çok teşekkür ediyorum. Burada bir katkı olarak düşündüğümde ben burada bazı notlar aldım. Aslında bir tür tanıklık olarak da düşünülebilir. Çünkü fallus veya belki hocam az önce Anadolu'da veya pek çok yerde bulunan tanrıça figürü olarak nitelendirilen kadın heykel veya heykelciklerinin de aslında şekil olarak belli yerlerinin çok geniş veya çok abartılı bir şekilde bulunması da buna işaret edebilir. Yani hem fallus hem de diğer şekilde. Ben bir katkı sunmak istedim ve çok teşekkür ediyorum. Hakikaten mesela sırf bir takım arkaik kelimelerin etimolojisi ve semantik alanı üzerinden gidildiğinde bile işte mesela zeker kelimesinin zikret kelimesine onun fallik imgeye kaynaklık teşkil etmesi onun bir yükselti doğru teofanik yani yukarı tanrıyla insanları birleştiren bir şey olmuş olması fikri. Şimdi yani etimoloji kendi başına eğlenceli bir alan. Sırf oradan bakıldığında bile atalar kültünün karşılığını bizim dilde bulmamız, kelimelerde falan bulmamız çok canlı bir şekilde aslında hala devam ediyor. Dediğin doğru yani oradaki T biçimli taşlar aslında tabii aynı zamanda fallik imgeler. Yani onlar hem fallik imge hem insan veya ata ruhu bilmiyoruz. Ama onlar aynı zamanda bir fallik imge. Yani hepsi bir fallik imge tabii ki. Teşekkür ediyoruz Mehmet Sayın. Ben kendim araştırmadım ama işte Türkçedeki tanrı veya tengrü kelimesinin de etimolojik olarak değil ama yazılış biçimi itibariyle erkeklik organı ile ilintili olduğuna ilişkin bir bilgi kırıntısı var bende. Bilmiyorum siz teyit eder misiniz onu? Ben açıkçası bilmiyorum. Belki Mehmet Sait söyleyebilir ama ben bilmiyorum yani. Tengri, digir ya da tengeri Moğolca'da köken olarak aslında Sümerce'deki digir veya dingire doğru. Belki dingirin evrilerek tengri veya tengere
Moğolca'da olduğunu düşünüyoruz. Bu biraz kökleri tabii bu Sümerce daha çok yani bizim syllable dediğimiz hece dili olmadığı için bir tür piktogram yani resim dili, resim şeklindeki bir şeydir. Ama buradaki döngüyle, tengereyle veya döngüyle bağlantı kurulması biraz folk etimoloji olur. Yani tengri ile döngü arasında veya tekerlek arasında bir ilişki kurmak çok dil bilimsel açıdan mümkün gözükmüyor. Ama benim kendi kanaatime göre Sümer'deki dingirin ti ile belki yani hayat veren şeklinde bir yorumu olabilir. Belki bunun da yine Türkçedeki tengri veya tengereyle ilişkisi muhtemelen Türkçe ile Sümerce arasındaki ilişkiyle izah edilebilir. Yani bunu çok fazla yorup bir gilgulla, bir tekerlekle ve döngüyle ilişkilendirmek çok zor olsa gerek Kıymetli Hocam. Yani o işte çok spekülatif bir alan dediği Mehmet Sait'in doğru şey. Yani tezlerden biri de şu tabii. Hani bir dönemde Sümer kültürüyle Orta Asya'da Ural-Altay kültürlerinin karşılaşması ve birbirlerinden o tengri kelimesini alıp birbirlerine verdiklerini ileri sürenler falan da var ama ben şey düşünüyorum yani etimolojik olarak baktığımızda sanki Sümerce'deki dingir biraz daha farklı bir şey. Türkçe'deki tengri sanki biraz daha sınırları çok benziyor ama biraz daha farklı gibi geliyor ama çok bilmiyorum açıkçası yani. Şöyle zaten Türkler daha doğrusu Türk kültüründe kök ile tengri daha doğrusu bahsedilen mesela ilk çevrilen Budist ve Maneist metinlerinde Türkçedeki yani Türkçe'ye çevrilen eski Türkçe'ye çevrilen metinlerde tengri denildiği zaman gökte kastediliyor. Belki Sümerce'deki anla ilişkilendirilir. Evet. Dolayısıyla ilişki biraz belki kültürler arasındaki bu geçişin de bir uzantısı olabilir. Çünkü an kelimesi göğü ifade ediyor. Evet. Türkçe metinlerde de bütün kök veya gök dediğimiz şey de çoğu yerde, bazı yerde tanrı, bazı yerde gök, bazı yerde sema, bazı yerde uçmak veya cennet veya öte dünya olarak da tercüme edilebiliyor. Teşekkürler Mehmet Bey, Kürşat Hocam, Ömer Bey. Sesi sorduğumda sorun teşkil edebilir demiş Ömer Bey, gördünüz mü? Siz özetleyecek misiniz o soruyu? Gördüm. Emin Bey öyle bir not yazmış. Muhtemelen mikrofonuyla ilgili bir sorun olabilir. Kürşat Hocam o soruyu görüyor. Evet. Okuyayım. Emin diyorum. Kabe kültüyle ilgili, Hacerül Esvet'le ilgili. Özellikle Behçet Bey peş peşe pek çok soru katkı yöneltmiş. Daha önceki bazı şeylerden hareketle şöyle özetleyebilirim. Yani bu sizin verdiğiniz bilgiler ve arkeolojinin bizim insanlık tarihine ilişkin bilgimize kattığı yeni katkılar ekseninde şu temel soruya ilahiyatçıları meşgul eden ilahiyatçılarla tabi bilimci veya antropoloji perspektifiyle insanlık tarihine bakanlar arasında da bir gerilim alanı yaratan sadece insanın kökeniyle ilgili değil, inancın da kökeniyle ilgili tanrısal mıdır yoksa insani midir? Yani evrimsel bir gelişim ile mi yoksa tanrısal bir müdahale ile mi ortaya çıktı? O klasik ama bence de önemli sorusu ekseninde onun üzerinde durabilirseniz sevinirim. Ama tabii ki Behçet Bey kendisi de sorusunu eğer ben doğru toparlayamadıysam kendileri de yöneltebilirler. Yani şöyle Behçet Bey'in sorduğu ve sizin hani tanımladığınız bağlamda yani o aslında daha çok ilahiyatçıların konusu. Yani ben daha böyle tarihçi olduğum için belli bir tarihsel evrim inanç bağlamında mutlaka var. Yani bunun hani aksini söyleme şansınız zaten yok. Ama en başta nasıl bir inanç vardı dediğinizde şüphesiz ki İslamiyet açısından baktığımızda herhalde burada bir ilahiyatçının konuşması daha mantıklı olur. Ben sınırlarımı aşarım. Daha felsefi bağlamda filozofiyo perennis bir perspektiften bakabiliriz. Yani bütün her inanç biçiminde bir ilahi hakikat mutlaka vardır. Hani atalar kültü diyoruz ama ilk inanç biçimine belki de onda böyle çok saklı bir ilahi hakikat da mevcuttur. Ben daha böyle eldeki ham malzeme çerçevesinde konuşuyorum. O yüzden Behçet Bey'in sorusuna çok cevap veremem ben yani. Hocam topu ilahiyatçılara attınız. İlahiyatçı olarak verdiğiniz pası alıp kendi tabii perspektifimden. Benim kafam çok net. Tabii İslam adına bir şey söylemem eğer caizse. Şöyle derim, Kur'an-ı Kerim
veya İslamiyet dinler tarihine ilişkin bir açıklama, alternatif bir açıklama sunmuyor insanlara. Öyle bir katkı talebi de yok. Ama dinler tarihine çok kalıcı, anlamlı ve önemli bir katkı sunuyor. Yani dinler tarihinde bir dönüşüm olarak görmek mümkün ama geriye dönük dinler tarihine ilişkin inanç nasıl oluştu buna ilişkin bir açıklama iddiası olmadığı kanaatindeyim. Onun için verdiğiniz pası belki de kendi kaleme gol attım bilmiyorum ama. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hakikaten beni aşan soru o. O yüzden tabii Mehmet Said yazmış ya hani dikili taşlar ensapta buna işaret. Muhtemelen öyle zaten. O Arap şiirlerinde, İslam öncesi Arap şiirlerinde falan o soya atıf yaparken o belli ki çok ciddi bir atalar kültü var. Herhalde peygamber yani Müslümanlar da çok uğraşmışlar o atalar kültünün iznini silmek için. Herhalde İslam'ın erken dönemlerinde, cahiliye döneminde güçlü bir atalar kültü var yani. Behçet Bey buyurun. Hayırlı geceler diyeyim. Aslında ben orada birkaç daha soru sormuştum ama sadece ukelalık olmasa tenkri ile ilgili benim bildiğim bir şey var. Tenkri, tengerlek, yuvarlak, daire ile alakalı bir anlamı var diye biliyorum. Bu daire ve yuvarlakla ilgili Jung'un inanmanın sembolik bir arketipi olarak izah ettiğini hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla o yuvarlakla ilgili yani göksel olanları yuvarlak görüp ve onları bir ilahi anlam ifade etmenin bütün kültürlerde bir arketip, sembolik bir arketip olduğunu söylüyor. Hatta bu UFO'larla ilgili de böyle bir şey hatırlıyorum. UFO'ları yuvarlak görmenin de inançla alakalı bir bağlantısı olduğunu, inanmayı Kürşat Demirci bir arkeolog olarak nasıl izah ediyor? Yani ya diğer sorularım. Evet, şimdi çok güzel beyefendi, çok güzel bir soru da sordunuz. Fakat ben hiç yani hem zaman olarak hem de biraz konunun genel konseptlerinin dışına taşarım düşüncesiyle bu soruyu geçeyim. Ama bir gün sizinle yüz yüze konuşursak bu konuda böyle rahat bir şekilde muhabbet etmeyi çok isterim. Ben böyle hani Göbektepe'nin o tarihsel yanının çok dışına çıkmak istemedim açıkçası. Bir yorum da şöyle yapabilir miyim acaba? Özellikle taşlar, heykeller ve dikili olan şeylerin bir yerleşik kültürün ortaya çıkardığı bir şey olarak düşünüyorum. Çünkü bu taş veya bu kalıcı olanlar yazının erken dönem görüntüleridir. Bu taş yapının karşıtı olan göçebe kültürlerde şiir, sözsel olan bir şeydir. Bunların da hafızanın dışa yansıtılması gibi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar ilave edeyim. Şöyle. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim hani en başında söylediğim bir şey vardı. Bu halk yani Göbektepe'yi inşa eden bu halk Neolitik yani yerleşik hayata geçmek ve geçmemek arasındaki bir süreci yaşamış. Yani büyük ihtimalle bu insanlar bir şekilde yarı göçebe yerleşiktiler. Mesela Gordon Child falan şey der yani Neolitik devrim denilen devrim çok birdenbire olmuştur. O orada işte böyle bir primitif kapitalizmin getirdiği bir şeyi de görür. Yerleşik hayata insanların işte yani ev yapma, köyler, hayvan domestikasyonu böyle çok ani bir şey olarak görüyor. Fakat büyük ihtimalle binlerce yıl içerisinde küçük küçük gelen bir süreç MÖ 9000'lerde falan İnsanların bir kısmını hem göçebe hem de böyle ahşap ya da işte basit bir yerleşik hayata falan götürdü. Ama Göbekli Tepe yani bu Taştepe kültürünü oluşturan insanlar tam bizim klasik anlamıyla yerleşik bir topluluk değildi. Yani hani böyle evler yapmışlar, taştan güzel güzel hayvanları domestike etmişler, bitkileri domestike etmişler değil. Bunun için bizim daha 1000 yıl falan beklememiz lazım. Yani milattan önce 8000-7000'e doğru artık orada evet bildiğimiz klasik Çatalhöyük örneği ya da diğerleri böyle küçük küçük köy yapılar, kerpiç evler hani bunlar var ama bu dönemin insanların bildiğimiz klasik bir yerleşik hayatı çok yok. Ama hani işte duvar örmek, bir takım inşaat kavramına yönelik bilinçleri var ama evleri herhalde daha sıradan klasik neolitik yerleşme tanımının içinde değil yani.
Eyüp Bey ve Mesut Bey'den alalım son olarak. Eyüp Bey. Eyüp Bey. Evet, Eyüp Bey. Ben Eyüp Bey'i tanıyorum. Evet, arkeolog sanırım kendisi. Biz öğrenciyken sizin kitaplarınızı okuyarak bu alana ilgi gösterdik. Ben arkeoloğum, dil tarihte okudum. Üniversitede şu anda Gaziantep Üniversitesi'nde hocayım. Şimdi evet, hocam biliyorum, çok hızlı bir şekilde şöyle bir girelim. Arkadaşların sordukları sorulara da biraz. Biliyorsunuz bu taş tepeleri keşfedilmeden önce Jacques Cuvin diye bir Fransız arkeolog var, bilirsiniz. O daha çok Navalichol üzerinden bir Birth of God and Beginning of Agriculture diye bir kitabı var. Çok ünlüdür o. Ve son 20 yılda yazılmış en önemli kitap olarak kabul edilir. Şimdi onun iddiasına göre epipaleolitik çağda avcı toplayıcılar, biliyorsunuz Göbekli Tepe avcı toplayıcıdırlar. Yerleşik konusu problemli. Ancak önemli olan şey şu, arkadaşların sorduğu sorular, yani Tanrı'nın bulunuşu ya da Tanrı inancının insan kökenli mi, gökten mi gelme? Jacques Cuvin şöyle der, der ki doğada eskiden bir circle var, bir varlıklar arasında bir hiyerarşi yok. Az önce sizin o bahsettiğiniz falluslar veya betimlerin çoğu, hemen hepsi daha doğrusu, Göbekli Tepe diğer betimler hepsi erkek betimlerdir ve hepsi ereksiyon halindedirler. Yani bu bütün betimler, kuşlar, sürüngenler, insanlar hepsi erkek olarak betimlenmişlerdir ve hepsi ereksiyon halindedirler. Dolayısıyla Jacques Cuvin şöyle der, insanlar, bu avcı toplayıcılar önce Tanrı'yı keşfettiler ve Tanrı'ya dayanarak kendileri yeryüzünde diğer varlıklar arasında bir hiyerarşi oluşturdular ve kendilerini de bu hiyerarşilerin tepesine çıkardılar. Yani yeryüzündeki tırnak içinde Tanrı'nın halifesi, ben bunu ekliyorum, o tam öyle demiyor ama yaklaşık olarak böyle bir hikayeden söz ediyor ve böylece uygarlık başladı. Yani eğer bu Tanrı keşfedilmemiş olsaydı daha sonra o domestikasyon hikayesi de başlamayacaktı. Yine avcı toplayıcı kalacaktık. Dolayısıyla yerleşik hayata geçme ve üretime geçmenin temelinde bir tanrı inancı olduğunu iddia eder. Şimdi yalnız Göbekli Tepe üzerinde biraz siz daha çok böyle nekropole doğru götürdünüz olayı. Orada bulunan iskeletler, kemikler sağlam değiller. Hepsi dağınık halde bulunuyorlar. Evet. Taşınmış olarak görünüyorlar. Dolayısıyla orada bu tür bir nekropol alanı olma ihtimali görünmüyor. Orada yerleşik günlük yaşantıya dair de pek kalıntı yok. En son bir bira kalıntısı var. Daha doğrusu bir arpa posası kalıntısı ve buradan bir bira oluşturulduğuna ilişkin düşüncelere. Bir de Liverpool Üniversitesi'nden bir mimar arkadaş geldi, inceledi. Bu yapıların üstünün açık kaldığı, örtülemediği, ancak yapıların içinde sohbete dayanan bir ilişki, biliyorsunuz orada oturma platformları da var, evet, sütunların kenarlarında. Orada bir sohbet yapıldığını, ortadaki sütunların daha sonra ortada bir dans edildiğini, yani zeminin basısından o yola çıkarak orada bir dansın söz konusu olduğunu. Dolayısıyla o da şöyle yorumlamış orayı. Yani gece vakitleri ışıkların bulunduğu bir şekilde sahnede insanların dans edip, ritüel, yani dans dediğimiz bir tür ritüeldir. Hatta belki alkol tüketmiş olabilirler. Belki uyuşturucu nesneler de çevrede doğadan bulmuş olabilirler. Biliyorsunuz bu betimlerle ilgili çalışmalar da yapılıyor. Bu psikodelik denilen hikayeler bağlamında da söyleniyor. Dolayısıyla Göbekli Tepe, taş tepeler henüz sorunları çok fazla. Henüz böyle çok kolay üzerinde konuşulacak iş bitmiş bir şey değil. Malumunuz daha sonra o Marksistler orayı kamusal alan olarak tanımlamaya başladılar. Daha çok onlar, buna Necmi Bey de içindedir. Tabii Necmi de bir neo-Marksist bir geleneğe bağlıdır. Dolayısıyla orasını tapınak değil de seküler şeylerin de yapılmış olabileceği tezini öne sürüyorlar. Dolayısıyla yani profan şeyler, daha doğrusu hani bu dans illa bir ritüel olmak zorunda değil. Mesela bir İngiliz arkadaş var, ismini unuttum şimdi. O da şey diyor, yani biz nasıl gidip futbol izliyorsak saha spor alanlarında, bu tür profan eğlencelerin ya da profan ritüellerin yapıldığı şeyler, yani eğlencelerin düzenlendiği mekanlar da olabilir deniyor. Başka bir problem daha var. O yapıların, şimdi avcı toplayıcıların bunları yapması için biliyorsunuz çok sayıdadırlar ve çok büyük bir nüfus gerektiriyor, çok büyük bir iş gücü gerektiriyor. Artı bir lojistik ihtiyaç gerekiyor. Yani o işlerle uğraşan insanlar, yüzlerce, binlerce insan gerekiyor.
dönemin nüfus yapısına bakıyoruz. Nüfus yapısında problem var. Bu kadar ciddi bir nüfus yok. O yapılar bir ritüel için çok fazla gereksiz, tırnak içinde malum ihtiyaçlara göre şeyler üretilir. Yapılar, evet, anıtsallık değerlidir, önemlidir ama yani belirli bir ihtiyacı da öngörülmesi gerekiyor. Orada da ciddi problemlerimiz var. Dolayısıyla bu hikaye henüz yeni başlıyor. Bu hikayenin daha nasıl gelişeceği, nasıl sonuçlara bağlanacağı biraz şey gerektiriyor açıkçası. Evet, ben de mesela şey düşünüyorum. Yani orası sadece bir ritüel alanı değil, muhtemelen seküler amaçlar için de kullanılıyordu ama yerleşik hayat değil yani. Tabii ki. Bir de navigasyon problemimiz var. Şimdi biliyorsunuz navigasyon bilgisi, hac mergesi dediniz ya. Yani bu işte bereketli hilal yayı üzerindeki genel anlamıyla bu insanların belirli mevsimlerde toplanıp orada bir ritüel, bir karşılaşma veya bir erginleme törenleri vesaire. O tür onlar da problemli çünkü bu bereketli hilal yayı üzerinde yayılmış yerleşim alanlarının saptanması ve bunların navigasyon bilgisinin dahilinde bir takvim oluşturulması ve hareket alanı oluşturulması. Yani bunlar çok ciddi organizasyonlar. Bunun için bu kadar erken bir dönemde bu tür bir karmaşık ilişkilerin, bu kadar karmaşık bağların kurulmuş olmasını biliyorsunuz hem dinler de kabul eder hem antropoloji kabul eder. İlk insanlar çıplaktı. Yani tırnak içinde kültürsüzdü. Dolayısıyla bu kültürel bir kültürde de bir süreç olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani şuradan eskiden bahsettiğiniz Child'ın erken insanların primitiflikle suçlayıp onları hiçbir şey bilmeyen, yarı hayvanmış gibi tanımlanan süreçten şimdi de her şeyi bilen, her şeyi çok hızlı öğrenen ve çok karmaşık ilişkiler kurabilen bir varlığa doğru, yani bir ifrat tefritten ifrata doğru gidiliyor Göbekli Tepe bağlamında. Dolayısıyla bunlar da biraz daha sakin karşılanması, daha sakin değerlendirilmesi gereken şeylerdir diye düşünüyorum. Son olarak bir cümleyle şöyle diyebiliriz. Yani elimizdeki verilerle şunu diyebiliriz. Tanrı inancı dışarıdan bir müdahaleyle ortaya çıkmış mı yoksa insanın kendi içinden yola çıkan bir şey mi? Benim kutsal metinlerden de, arkeolojik verilerden de, antropolojik verilerden de edindiğim izlenim, o biliyorsunuz Adem'in hikayesi, cennette başlayan hikayesinin dışında diyorum. Yani yeryüzüne indirilme tırnak içinde. Ben cennetin de böyle başka bir gezegende ya da başka bir alemde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani Adem'in yaratıldığı alan, onun cennet betimi bizim şeye benziyor. Yani bizim paleolitik çağa benziyor tırnak içinde. Oradaki cennetin yaşantısının betimi vesaire. Sanki insan merkezli gibi görünüyor. Sanki insandan taşan, insanın içinden çıkan. Tabii ilk sebep o ilk ruh üfleme hikayesi bağlamında söylüyorum. Bir Adem'den tevarüs etme anlamında söylüyorum. Zaten bizi sapiens'i diğer hominidlerden farklı kılan şey de bu. Biliyorsunuz bunu antropolojik olarak açıklayamıyoruz. Yani bu sıçrama nasıl oldu? Diğer primatlardan nasıl ayrıldık? Evet, bir ayrılmamız var, bir sıçramamız var ama bunu bilimsel olarak açıklayamıyoruz. Dolayısıyla tırnak içinde eğer ilk müdahale söz konusu olmuşsa o neyse o, ondan sonra ekstra bir dışarıdan müdahale gerektirmeyecek içimizde saklı bulunan bir cevher var. O ilk üflenen ruh her neyse veya işte o öğretilen ilk isimler her neyse, onlar zaten içimizde olan ve sapiens türü olarak biz atamızdan tevarüs ediyoruz. Nasıl kültürü genetik kodlarla taşıyorsak, Tanrı inancı da Tanrı bağlamı ya da müteali ile olan ilişkili, yani metafizikle ilgili bilgi kaynağımız, böyle dışarıdan kanatlı bir insan gelip betim yapılıyor, antropomorfik olarak melek geliyor, kanatlı insan biçiminde geliyor, birileriyle konuşuyor falan. Bu sanki çok antropomorfik bir betimdir. Ancak ifade edecekseniz bu kadar soyut bir şeyi mutlaka bir şeyle ilişkilendirip anlatmanız gerekiyor. Belki bu sadece bu abstrakt hikayenin dışına çıkmak için bir betim yapılmıştır. Kanat eklenmiş, uçan bir varlık olarak getirilmiş olabilir diye düşünüyorum. Çok uzattım, kusura bakmayın. Yo, estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Şöyle tabii, yani şimdi mesela bu dönemleri, bu erken dönemleri düşünürken şöyle bir ön yargıyla yola çıkmak lazım belki. Bir kere primitif adamın 3 tane temel unsuru var. Bunlardan bir tanesi, mesela ben biraz buna inananlardan biriyim. Yani mesela bu da biraz böyle antropologlar, psikologlar falan ya da psikiyatristler tartışıyor ama bir, primitif adamın kafası nörolojik olarak bizimkinden farklı çalışıyor. Şimdi Levi Brühl gibi bir takım antropologlar buna
prelojik lojik ya da mantık öncesi mantık diyorlar ki ben mesela bu tanımlamayı kabul eden birisiyim. Her ne kadar bunun üzerine itirazlar olmuş olsa bile. Şimdi primitif adamın kafası bizim mantığımızın çok dışında bir mantık. Bu mantığın iki özelliği var. Bir tanesi tabiattaki bütün her şeyi bir bütüncül perspektiften algılayan metamorfik bir kafası var. Kafa böyle basıyor. Yani evrende her şey birbirine dönüşebiliyor. Kuşlar insan oluyor, insanlar hayvan oluyor, ağaçlar taş oluyor. Mesela bu primitif animizm, bu animistik ruh, hani doğalcılık denilen bu primitif animistik ruh aslında insanın nörolojik yapısının, o dönemki nörolojik yapısının getirdiği sonuçlardan bir tanesi. Şimdi evrende her şeyin birbirine dönüşebildiği böyle bir evrende yaşayan bir insan için mesela Bektaş'ın menakıbnamelerine baktığımızda bizim işte Hacı Bektaş Veli'nin kuş donuna girip gelmesi, kaygısız aptalın geyik donuna girip gelmesi yani geyik olması veya diğer işte kolonizatör dervişlerin işte geyik, kartal bilmem şu bu olması Türk mitlerinden bahsediyorum. Neyin sonucudur aslında? Primitif kafada tabiatın varlıkları içerisindeki bir ontolojik hiyerarşinin olmadığı bu yarı sarhoş prelojik halin sonucudur. Yani o evrendeki bütüncüllük varlıkların arasında ne ontolojik yani ne dikey ne de yatay bir hiyerarşinin olmadığı bir kafadır. Bir kere bu önemli. Bu bir nörolojiden kaynaklanan bir kafa ama bizimkinden çok farklı. İkinci özelliği şu, bu adamlarda belli bir hiyerarşik mantık yok. Yani az evvel dediğim gibi ne dikey ne yatay. Yani ne sarılarla yeşiller birbirinden çok ayrı, ne büyüklerle küçükler birbirinden çok ayrı, yani dikey ve yatay. Bunların hepsi birbirleri içerisinde alt üst olan, birbirleri içerisine geçebilen mekanizmalar. Şimdi böyle bir nörolojik yapıya bir de psikodelik ilaçların kullanıldığını düşünün. Yani işte uyuşturucu ki müthiş, primitif dünyada acayip yaygın yani. Hani anormal olan hal zaten bunları kullanmamış olmanız yani. Şimdi böyle bir hayat içerisinde sizin gördüğünüz objeleri mesela ben bir mağaraya girdiğimde bizim bir mağaracı arkadaşla o kadar etkilendik ki alttan gaz falan da çıkıyor tabii her şeyi farklı görmeye başladık falan. Şimdi böyle bir kafanın oluşturduğu dünyanın bizim anlamımızın dışında olmuş olması çok anormal değil. O yüzden de mesela ben şöyle çok organik ilişki aramıyorum. Yani soyut şeyleri yapmak önce bir somut kimliği oluşturmaktan geçer veya her şeyden önce soyut değerler vardı yani inanç vardı ondan sonra bir takım somut kültürel kalıplar oluştu falan. Mesela bunların çok iç içe geçtiğini düşünüyorum ben. Yani çok böyle kategorize etmenin biraz modern insanın durduğu yerden olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani Göbekli Tepe'yi yarı sarhoş insanların oluşturduğunu varsayıyorum. Bizim elimizde seminerde de anlattığım gibi metodoloji, tek metodoloji o. Biz geç dönemlerdeki örneklere bakıyoruz. Başka çaremiz yok. Ve modern primitiflere. Modern primitiflerdeki işte o inisiyasyonlar, o klasik arkeolojik dönemlerdeki yuvarlak daire yapılar, onların hep atalar kültüyle ilgili olması falan. Dolayısıyla bize bunlar şunu söyletiyor. Diyor ki burada muhtemelen seküler bir takım şeyler de yapılıyordu çok doğal olarak. Ama bu seküler olsa bile bize göre seküler tabii. Tamamen hani inanca dayalı konseptlerin içerisinde şeyler onlar. Danslar, ritüeller aslında hepsi o inanç yapısının içerisinde bir yere oturuyor. Büyük ihtimalle atalar kültürüyle ilgili olduğunu varsayıyoruz. Ama bu şu anki görüşümüz ama çok da güçlü bir görüş hakikaten. Mesela bunun sırf antropolojiyle ilgili yanı da yapılabilir. Mesela orada daha çok malzeme var hani üzerine konuşabileceğimiz. Yani atalar kültü primitif topluluklarda nasıldır? Hani eski Mezopotamya'da nasıldır? Hani o örnekler orada çok daha canlı olarak karşımıza çıkar. Ama Salt Göbekli Tepe örneğinde sınırlı. O yüzden de çok oturmuyor tabii doğal olarak. Ama ben mesela atalar kültü bana çok mantıklı geliyor. Belki ileride değişir ama biraz tabii beklemek lazım. Yeni kazılar falan. Özür dilerim benim bir hakkım vardı. Kısa bir şey söyleyeceğim. Arkeoloji olarak daha çok o alanda kalarak konuştu hocamız. Benim kafamda bir sürü şu anda soru var, benzetmeler var. Onları da açmasını doğrusu çok arzu ederdim. Vakit ilerledi.
Hocamızdan siz de Ömer hocamızı da uygun görürseniz başka bir oturumda daha söz alalım. Sonra orada daha geniş geniş konuşalım. Olmaz mı? Teşekkür ediyorum. İnşallah diyelim. Hocamızın vakti olduğu sürece biz tabii ki çok mutlu oluruz. Mesut sağ ol. Evet. Teşekkür ediyoruz Mesut Bey teklifiniz için. Haklısınız. Bu dinler tarihinin, arkeolojinin çok el ele gitmesi ve bir ekip çalışması yapması gerekiyor. Dinler tarihçileri ve arkeologlar birbirinden şimdiye kadar çok ayrı çalıştılar. Kürşat Hocam belki bu alanda ilklerden, bize onun için ufuk açıcı geliyor sağ olsun. Onu yetiştirdiği öğrenciler Tuğrul Kurt gibi, belki Eyüp Bey gibi öğrenciler, belki yeni alanlar açacaklar. Dinler tarihi ve ilahiyat açısından yeni gözlem alanları açacaklar bize. Benim ilk olarak bu alanda yaşadığım şok, İslam Dergisi'nde yüksek lisans tezimi için araştırma yaparken orada rastladığım bir makalede Avestalarda Yasin suresindeki yeniden doğuşun, yeniden yaratılmanın, yeniden dirilişin, yeniden dirilişle ilgili söylenen, anlatılan hikayenin Avestalarda olduğunu, bu metaforun o zaman daha kullanıldığını, benzer metaforun okuduğum zaman büyük bir şok yaşamıştım. Bir ilahiyat öğrencisi olarak aradan da bir sürü zaman geçmiş, belki 6-7 yıl sonra gördüğüm bu şey bende şok yaratmıştı. Yani bizler ilahiyatçılar olarak ilahiyat eğitiminin büyük bir eksikliği bu. Daha önceki metinlere dayandırmadan afaki bir Kur'an, afaki bir peygamber anlayışı. Yine Heidelberg'teki Almanca öğretmenimin İsa'dan ne kadar önce yaşamış, İsa Hazreti Muhammed'den ne kadar önce yaşamış diye sorduğunda yaşadığım afallamayı ve şaşkınlığı hatırlıyorum. Çünkü hiç tarihte bir yere oturtmamışım peygamberi. Tamamen afaki bir yerlerde duruyor. Bütün bunlar gösteriyor ki ben ve benim gibi ilahiyatçılar için çok geç bir zamanda dinler tarihiyle ilişki kurması, diğer dinlerle ilişki kurması ve ritüellerin, Şatibi'nin dediği gibi hiçbir şeyi yeni getirmedi Kur'an-ı Kerim der Şatibi. Her şey daha önceden gelen mirasla, ritüeller de dahil, inançlar sadece bunun üzerinde tahsihler yapmıştır Kur'an der. Yine Paret aynı şekilde söyler. Kur'an-ı Kerim'in Allah anlayışında sadece bir takım değişiklikler yaptığını söyler. Düzenlemeler, düzeltmeler. Dolayısıyla çok önemli bir alan. Belki doktora öğrencilerimiz, belki ilahiyatçı arkadaşlarımız bu alana yönlenmek hususunda Kürşat hocamızın çalışmaları ufuk açıcı olabilir. Onları bu alana taşımak konusunda heveslendirici olabilir. Tekrar teşekkür ediyoruz Kürşat hocama. Bir dahaki seferki Ali Bardakoğlu hocamın 2 Mayıs'ta yapılacak sunumunda buluşmak üzere diyoruz. Sağ olun, var olun Kürşat hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Eyvallah. İyi sahurlar diliyorum herkese. Eyvallah.